İyi akşamlar değerli seyirciler. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de bir Türkiye'nin gündemi programıyla daha karşınızdayız. Önemli konularımız ve önemli konuklarımız var. Öncelikle hemen sizlere konuklarımı takdim etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel bizlerle. Fethi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Sayın Kaz Bey. Çok teşekkür ederim ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu bizlerle. Aykut Bey siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Ve Sol Parti, Parti Meclisi üyesi Alper Taş bizlerle. Alper Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ve bütün arkadaşları, Fethi arkadaşı ve Aykut arkadaşı selamlıyorum. Çok teşekkür Eyvallah. Ederiz. Bu arada biz de sizlere geçmiş olsun diyoruz. Atlattığınız hastalığı olsun. Ve sağ salim karşımızdasınız sağlıkla. Evet, geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii önce de Tele1 programına çıkacaktık. Senin programına 19 Kasım'da olmadı. Evet. O akşam hastalandık, pozitif olduk. Çıkma enerjimiz de olmadı. O akşam gerek Emre Hocam'ın, gerek Merda'nın, gerek sizin geçmiş olsun dilekleriniz Tele1'in ne kadar izlendiğini de gösterdi. Peşi sıra telefonlar geldi. Sizlere teşekkür ediyorum. Emre Hocam'a geçmiş olsun, önderlik yaptı. Kendisi Covid oldu. Peşi sıra Merdan Hoca, Murat Taylan, Sedef Kabaş, habire Tele1 çalışanları, emekçileri, üreticileri Covid'e yakalandı. Sana nazar değmesin, aman sen olma. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve sevgilerini, dayanışmasını ileten bütün Tele1 izleyicilerine de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz güzel temennileriniz için. Umarız kimseye bir şey olmaz. Kimseye evet. Yakalananlar da bir an evvel sağlıklı atlatırlar ve yeniden aramıza dönerler diyoruz. Hemen ben önce konuları bir açıklamak istiyorum. Konuları anlatalım. Şimdi AKP'li Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir destek paketi var. Bu destek paketi mi yoksa kuru ekmek mi çıktı bu paketten? Onu konuşacağız. Tabii asgari ücret konuşacağız. Asgari ücret açlık ve sefalet ücreti mi? Bunu konuşacağız. Ardından gelir adaletsizliği derinleşiyor. Bütçe tabii görüşülüyor şu anda mecliste. O bütçede bütçe açıkları nasıl fazlaya dönüşecek? Bunları konuşacağız. Covid'de vaka sayıları artıyor. Önlemler nasıl alındı? Aşılar henüz gelmedi. Aşıların işte ay sonuna doğru geleceği açıklandı. Hatta Ocak sonuna doğru da geleceği söyleniyor. Onları konuşacağız ve bugün bir haber vardı. Cumhurbaşkanına mal varlığını dondurma yetkisi ve ayrıca İçişleri Bakanlığı'na da yine derneklere kapatma yetkisi veriliyor. Tüm bunları masaya yatıracağız. İsterseniz biraz tazeden başlayalım. Bütçeyi, asgari ücreti konuşacağız ama şimdi öncelikle Sayın Açıkel sizinle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanına bugün bir yetki verilmesi istendi. AKP milletvekilleri tarafından bir önerge verildi ve Cumhurbaşkanına terörizmin finansmanı ile mücadele gerekçesiyle mal varlığını dondurma yetkisi getiren kanun teklifi verildi zannediyorum önerge olarak ve ardından tabii onunla beraber yine İçişleri Bakanına da derneklerle ilgili bir takım haklar, imtiyazlar tanıyan bir teklif verildi. Bu ne anlama geliyor sizce? Bunun arkasından gelecek şeyler nedir? Şimdi sevgili Gökhan Bey, Türk hukuk sisteminin askıya alındığını, özellikle 20 Temmuz darbesini izleyen dönemde Türkiye'de yurttaşların can ve mal güvenliğinin hukuki güvencesinin sadece yurttaşların özgürlüklerini değil aynı zamanda Türkiye'de ekonomik açıdan önünü görmeye çalışan tüm iş dünyasını, tüm yabancı sermaye çevrelerin tedirgin ettiğini muhtelif çevreler vurguluyor. Özellikle ekonomi çevreleri bu vurguları yapıyor. Dolayısıyla ekonomi arasında çok ciddi bir bağlantı var, çok ciddi bir güven ilişkisi var. Şimdi tabii biz Türkiye'deki çarpık ekonomik sistemi eleştiriyoruz, neoliberalizmin bütün aşırılıklarını, emeği arka plana atan, emek sömürüsünü yaygınlaştıran, asgari ücreti norm ücret haline getiren bütün uygulamalarını eleştiriyoruz. Ama şunun altını çizmemiz, şunu da görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bir ekonomik mekanizma zincirini için hukukun işlerliğinin özellikle düşünce özgürlüğü, mülkiyet özgürlüğü,
yaşam özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler alanının güvence altına alınması gerekiyor. Şimdi son çıkan yasa aslında Türkiye'de 20 Temmuz darbesiyle askıya almış olan özgürlükler alanının tabutuna çakılan çivilerden bir tanesi, belki de sonuncu çivilerden bir tanesi olmaya aday. Şimdi bunu söylerken tabii ki yasa önerisinin içeriğiyle ilgili tartışmalar mecliste önümüzdeki günlerde gündemi işgal edecek. Ama bunlardan en önemli meselelerden bir tanesi keyfi şekilde sivil toplum alanına, özgürlükler alanına yapılan müdahaleler, benzeri sivil toplum örgütleri üzerindeki baskıların artması. Bunu uzun süredir dile getiriyoruz. Biliyorsunuz çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi mahkeme dava geçiyor. İddialarla eleştiri getiremeyecek bir şekilde caydırılmaya çalışıldı. Bu tabii bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Türkiye'deki tüm demokrat yurttaşlar, siyasi gruplar olarak, partiler olarak ısrarla altını çizdiğimiz tek adam rejiminin bir sonucu. Diğer taraftan bu mal varlığına el konulması ya da mal varlığının Cumhurbaşkanı'nın direktifiyle dondurulması meselesi ise Türkiye'deki keyfiliğin kötüye kullanımın bir başka safhasını, bir başka aşamasını başlatabilecek maalesef bir karanlık dönemin başlangıcı olarak görülebilir. Burada yasaları iktidarı perçinlemek için, tekelleştirmek için kullanan yurttaşların özgürlük alanının, demokratik kitle örgütlerinin özgürlük alanını, siyasi kadroların özgürlüğü, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun kent hakkını koruyan, kentteki çarpık yapılaşmayı ve kanun dışı uygulamaları göz önüne getiren siyasi hamlelerini bile 9,5 yıl, 10,5 yıl gibi cezai dava süreçlerine sokabilen bir suistimalci yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mal varlığının dondurulması, derneklerin meselesi geçtiğimiz günlerde geçen sivil toplum üzerindeki baskılar ve sosyal medya üzerindeki baskılarla birlikte düşünüldüğünde yeni bir otoriter dalganın gelebileceğini düşündürüyor bize. Fakat burada şunun altını çizmek istiyorum. Neden bu tür keyfi kullanmaya bize daha çok geliyor? Çünkü şundan, Cumhur İttifakı gerçekten darda ve eriyor, mum gibi eriyor. Ekonomik kriz bir taraftan, buhrana dönüşen ekonomik kriz bir taraftan, seçmenlerimizin Covid sürecinde yüzüstü bırakılmaları, yurttaşlarımızın yüzüstü bırakılmaları diğer taraftan Cumhur İttifakı'nı eritiyor. Bu da tabii toplumsal muhalefetin bir araya gelmesine, direngenleşmesine neden oluyor. Bakın, Mühendisler Odası, Tabipler Odası, barolar, Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri eleştirilerini yükseltiyorlar. Yurttaş dayanışmasını sergileyen çok sayıda dernek var. Yardım toplayan, yurttaşlara askıda, fatura askıda ekmek uygulamalarıyla dertlerine derman olmaya çalışan. Şimdi bu yeni paket tüm bu yurttaş inisiyatiflerini daraltma, terörle mücadele başlığı altında Türkiye'de tek boyutlu bir sivil toplum yaratma, tek boyutlu bir demokrasi yaratma sürecinin tekleyicisiyle Cumhur İttifakı'nın son dönemde yaptığı keyfi beyanlar ve açtığı keyfi davalar bize bu konuda bir yeni otoriterleşme dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Fakat yurttaşlarımız hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın, bir yenilmişlik psikolojisi içerisine kapılmasın diye ısrarla vurguluyoruz. Aslında bunlar gecenin en karanlık saatleri, Türkiye'de demokratların, yurtseverlerin otoriter Cumhur İttifakı sistemine, başkanlık sistemine karşı bir araya gelerek iktidarı değiştirmek için güven içerisinde bir süreci başlattıkları dönemecinde bize başarılı olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ederim Sayın Açıkel. Aykut Erdoğdu, vatandaşların bundan ne anlaması lazım? Yani şimdi öyle bir şey ki, hani tek adam rejiminden bahsediliyor, keyfiliklerden bahsediliyor. Sayın Açıkel de değindi buna. Ama bu sanki vatandaşı korkuya sevk edebilir mi? Yani öyle bir durum mu var önümüzde?
Tam alamadım sorunuzu. Bende mi yayın donuyor yoksa Fethi Hoca konuşurken arada bir donuyor muydu? Fethi Bey de ara sıra ufak tefek kesilmeler oluyordu ama siz beni duyabiliyor musunuz? Bir daha sorun lütfen. Şimdi vatandaşın bundan ne anlaması lazım? Yani Cumhurbaşkanı'na bu yetkinin verilme önerisi eminiz ki bütün kesimlere bir korku salıyordur. Dolayısıyla hani tek adam rejiminden bahsediyoruz. Fethi Bey keyfiliklerden bahsetti. Yani vatandaşın korkması gerekiyor mu bundan? Ya da yatırımcının korkması gerekiyor mu? Yok yok. Bundan Erdoğan'ın korkması gerekiyor. Bu yasa Birleşmiş Milletler'in direktifleri doğrultusunda hazırlanan yasa. Ben bu yasayı biraz yaptırım meseleleriyle birlikte okuyorum. Yani yaptırımlara verilmiş bir taviz olarak yasaya bakarsanız yasanın içerisine nükleer savaşa dair parçalar üretenler veya silah ticaretine yönelik parçalar üreten şirketler veya bunlara yardım edenler diyor. Bu direkt İran demek zaten. Kuzey Kore ile bizim bir ilişkimiz olmadığını düşünürsek. Buradan da baktığınızda Reza Zarraf meselesine kadar geçmişe giden bir başka şeyle karşılaşıyoruz. Ben bu yasanın taslağını okuduğumda gördüğüm şu, Batılılar özellikle Amerika Birleşik Devletleri Katsa yatırımları öncesinde bir pazarlık olduğunu düşünüyorum. Ve bu yasanın da o pazarlığın bir kısmının, çünkü yasanın iki bölümü var. Bir yardımlara ilişkin bölümü var, evet. Bir de bu silah ticaretine ilişkin bir bölüm var. Bunu kara parayla ilişkilendirip şirketlerin mal varlığını dondurmayla ilgili bir zorunluluk getiriyor. Bu zorunluluk yetkisini de Cumhurbaşkanı'na veriyor. Anladığım kadarıyla bu yasayla ilgili görüşmeler daha öncesinden yapılmış ve bu görüşmelerde belirli tavizler verilmiş. Bu yasanın bir kısmı onunla ilgili. Bir de bu yardım kanunuyla ilgili birkaç hüküm koymuşlar. Orada belediyelerimizin önünü kesmek, geçmiş yaptıkları hukuksuzları kapatmak için yapıyorlar. Benim taslaktan ilk okuduğumda anladığım bunlar ama Birleşmiş Milletler direktiflerine tekrar bir bakmak lazım bu konuda ne diyor. İkincisi bu yasa niye bu kadar bekletildi? Şimdi niye çıkıyor diye bakmak lazım. Bazen biz böyle şey tabii Erdoğan veya Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildiğinde bu yetki şimdiye kadar sürekli kötüye kullanıldığı için bu yetkilerden çıkıyorduk. Ama benim burada gördüğüm artık bu yasa bir yetki değil bir zorlama. Bazı şeyleri suç haline getiriyor. Mesela bu yasa eğer geçmişte yürürlükte olsaydı Reza Zarraf işlemleri, altın ihracatı, ithalatı işlemleri, Halkbank üzerinden yapılan işlemler yapılabilir miydi? Tam biraz bu noktadan bakmak gerekiyor. Onun için yasa ilginç bir yasa. Yasanın içine diyorum ya bir de yardım meselesini koymuşlar. Bu da belediyelerimiz hatırlıyorsanız bağış topluyordu. Evet. Buna engel olmak için bir takım hükümler var. Ama yasanın tabii komisyon tartışmaları sırasında gerçi söylemezler ama biz araştırıp gerçeği bulup kamuoyuna bunu anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Aykut Erdoğdu. Alper Bey'le devam etmek istiyorum. Alper Bey, şimdi bu Cumhurbaşkanı'na yetki veren teklif sunuldu ama diğer taraftan İçişleri Bakanlığı'na da bir takım yine yetki veren durumlar var. Özellikle de bu derneklerle ilgili yardım toplama ve dernek kapatmalarla ilgili. Siz neler söylersiniz? Aykut Bey yardımlar konusunda işte geçtiğimiz aylarda belediyelere yapılan örneği verdi. Bundan sonraki süreç İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetki almasıyla nasıl devam eder? Şimdi biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri, 23 Haziran seçimleri, İstanbul'un, Ankara'nın, Mersin'in, büyük kentlerin kazanılması, AKP'den geri alınması önemli bir noktaydı. Türkiye'de şöyle bir tablo oluştu. Bir merkezi iktidar var, bir de yerel iktidar var. Esasen yani bunu devrimci manada, kelimenin devrimci manasında ifade etmek doğru değil ama bir ikili iktidar oluştu aslında Türkiye'de tabloda, siyasi tabloda. Merkezi iktidar ve yerel iktidar. Doğal olarak süreç bu ikili iktidar arasında bir güç mücadelesi, bir iktidar mücadelesi olarak şekillenmeye başladı. Doğal olarak yerel yönetimleri alan muhalefetin, iktidar, merkezi bir iktidar yolu yerel yönetimlerde göstereceği performansa, göstereceği çabalara, uygulamalara bağlı, başarıya bağlı. Bunu gören AKP iktidarı, Erdoğan zaten
belediyeler kazanıldıktan sonra belediyelere dönük sit stratejisini sizleri topal ördek haline dönüştüreceğiz diye ilan etti. Yani çalıştırmayacağız, iktidarsızlaştıracağız, güçsüzleştireceğiz dedi ve bu doğrultuda bir dizi adımlar attılar ve atmaya devam ediyorlar. Yani yerel yönetimlerin elini kolunu bağlama anlayışı, iktidarsızlaştırma anlayışı, başarısız kılma anlayışı sürüyor, devam ediyor. İşte en son bunu pandemi koşullarında gördük. Aslında pandemi koşulları yerel yönetimlerin iktidarının alanının, yetkilerinin güçlendirmesini gerektirirken tam tersine merkezi iktidar yerel yönetimlerin pandemi koşullarında elini kolunu bağladı. Onları iş yapamaz hale dönüştürmeye çalıştı. Yardımlarını engelledi, aş evlerinin aş vermesini engelledi. Toplanmış olan yardım paralarını el koydu. Çünkü şunu gördü, kendi açtığı biz bize yeteriz kampanyasından daha çok halk muhalefetin yani yerel yönetimlerin açtığı kampanyalara ilgi duydu, güven duydu, oraya yoğunlaştı. Ve doğal olarak böyle ikili iktidar ekseninde gelişen siyasi dengeyi kendi lehine dönüştürmek açısından iktidar paralel devlet gerekçesi ve suçlamasıyla yerel yönetimlerin elini kolunu bağlayan adımları, kararları, uygulamaları gündeme soktu ve sokmaya devam ediyor. Şimdi sonuç itibariyle Aykut Vekilim'in söylediği gibi tabii bunun uluslararası bir boyutu olduğu son derece açık. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği terör örgütleri ve benzeri grupların ilişkili olan kesimlerin mal varlıklarını dondurma kararı, Birleşmiş Milletler kararlarının bir nebze, bir düzeyde Türkiye'de uygulanması. Tabii bu şuna yol açıyor Aykut Vekilim'in dediği gibi. Tabii önümüzdeki süreç İran'ın kuşatılması, Kuzey Kore, Rusya bunlar üzerinden yaptırımlar ve Türkiye şu an ABD tarafından aslında düşük yoğunluklu yaptırım kararı bir tür Biden yönetimiyle yeniden bir pazarlık alanının sürecinin önünün açılması anlamına da geliyor. İktidar buna dönük hazırlıklar yapma manasında bu yetkiyi geçirmeyi amaçlıyor ama niye Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde? Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bir yaptırım kararının niye yetkisi Cumhurbaşkanı'nda oluyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasarrufunda olmuyor? Mesela bu bir soru işareti. Meselenin bir boyutu var ama içeriye dönük boyutu şudur. Buna dayanarak Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği, terör örgütü diye itham ettiği, ilan ettiği ve mal doldurma ve benzeri gibi yaptırımlar uygulamayı öne sürdüğü kesimlerle ilişkilendirilerek Türkiye'de herhangi bir toplumsal yapının, kurumun, örgütün, örgütlenmenin, demokratik yapılanmanın cezalandırılması, terörle ilişkilendirilerek onların mal varlıklarına el konulması gibi uygulamalar pekala karşı karşıya kalacağımız uygulamalardır. Bunlar keyfi uygulamalar olarak hayata geçecektir. Çünkü bu iktidarın icraatı son derece nettir. Kural tanımayan, hukuk tanımayan, hukuku kendine yontan, kendine büken, çubuğu kendine büken, kendi hukukunu yaratan, hukuksuzluk, anayasasız kılma, anayasasızlaştırma sürecinin, hukuksuzlaştırma sürecinin uygulayıcısı olan bir partidir. Ve AKP ve bunu son derece keyfi bir biçimde uygulayacaktır. Yerel yönetimlerin yetkileri daha da kısıtlanacaktır. Sivil alanın, AKP'nin dışındaki canlı toplumsal hayatın, demokratik hayatın zapturapt altına alınması, derneklerin kapatılması, derneklerin mal varlıklarının el konulması, hatta bu zaman içerisinde vakıflara da gelecek. Kendi vakıflarının dışında kurulmuş olan bütün vakıflar da zapturapt altına alınmaya çalışılacak. Yani bu sürpriz gelişmeler değil. Yani 2023 tarihine giderken, finale giderken, tarihsel bir kırılma sürecine doğru giderken, giderek güçsüzleşen, giderek zayıflayan, giderek yönetemez hale gelen, Rıza ile artık yönetme kabiliyetini bütünüyle bitirmiş olan, hikayesini yitirmiş olan, topluma sunacağı, anlatacağı hiçbir şey kalmamış olan AKP iktidarı, ideolojik aygıtları zayıflayan AKP iktidarı ne yapacak? Zor ve baskı aygıtlarını giderek güçlendirecek. Bakın nereye geldik?
adeta bizde dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Yani reform sözcüğünü duydunuz mu zaten hemen arkasından bir baskı politikasının geleceğini anlamamız gerekiyordu ve anladık. Hukuk reformundan, adalet reformundan, sözüm ona reform sözcüğünden gele gele HDP'nin kapatılması tartışmasına geldik. Selahattin Demirtaş'ların, Osman Kavala'nın cezaevlerinde tutulması direktiflerine geldik. Yargıtay'daki hilelere, oyunlara geldik ve aynı zamanda bugün de işte bugünkü bu yetki yasasıyla da aynı zamanda AKP sivil toplumsal alanı kendi önünde engel olduğu sivil toplumsal alanı zapturap altına almak konusunda böyle bir yasayla kendisine bir dikensiz gül bahçesi yaratmayı amaçlayan yeni uygulamalara adım atmış oluyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Tarihsel manada AKP miadını doldurmuştur. Artık Türkiye'nin geleceği AKP'nin bu açtığı karanlık sürecin önünün aydınlatılmasıyla mümkün olacaktır. Uzatmalar oynuyorlar, günü kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtarılacak bir gün yok. Hepimizin kazanacağı bir gelecek var. Geleceği kazanmalıyız. Bu tür hamleler geleceği kazanmamıza engel olamayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Alper Taş. Fethi Açıkel, tabii şimdi Alper Bey de söyledi. Yani bu yetki yasasını, yetki yasası bugün konuşulurken ama öncesinde de HDP'ye yönelik kapatma iddiaları, söylemleri vardı. Aslında konuşulmaya başlandı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bugün sabah bir yine televizyonda tepki gösterdi buna ama sıkça konuşulmaya başlandı. Numan Kurtulmuş bunların Türkiye'ye fayda getirmeyeceğini, parti kapatmaların Türkiye'de nelere yol açtığını da söyledi ama şimdi bu yetki yasası, HDP'nin kapatılma konuşmaları, iddiaları ve AKP'nin siyasetteki tıkanmışlığı ve önümüzde erken seçim tartışmaları ve diğer taraftan da işte pandemi ve ekonomik kriz varken bütün bunları nasıl tanımlarsınız? Yani yetki teklifi, HDP'nin kapatılma tartışmaları, işte pandemi ve ekonomik kriz bir yumak gibi önümüzde duruyor. Nasıl yorumlamak lazım bunları harmanlarsak? Şimdi çok talihsiz bir açıklama tabii. Şimdi her şeyden önce İçişleri Bakanı'nın meclis kürsüsünden ulusal egemenliğin temsilcilerinin bulunduğu genel kurula, Gazi Meclisimize atanmış bir bakanın özensiz, nezaketsiz ve saygısız bir şekilde hitap etmesi, hitap edebileceğini düşünmesi çok büyük bir talihsizlik. Ama bu inanın ne Gazi Meclis'in itibarından ne milletimizin demokratik taleplerinden zerre kadar bir kopuşa yol açan bir talihsiz olay olarak düşünülmemeli. Bu ancak o eylemin içerisine giren atanmış bürokratların kendilerinin de bulmaları gereken bir eksiklikle, bir yanlışlıkla açıklanabilir, izah edilebilir ancak. Şimdi bu gerilim senaryosunu birkaç haftadır, hatta bir aydan fazla bir süredir HDP'ye dönük olarak, Türkiye'deki sadece HDP'ye dönük olarak değil, diğer tüm muhalefet partilerine dönük olarak gözlemliyoruz. Demin de bahsettim, il başkanımız sevgili Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere çok sayıda siyasi aktör, siyasetçi haksız davalarla karşı karşıya kalıyor ya da evleri kurşunlanıyor. Biliyorsunuz bir siyasal partinin genel başkan yardımcısının, ki kendisi eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve kurucu üyesi, evi Sakarya'da kurşunlandı. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: büyük bir tükeniş, büyük bir çaresizlik içerisinde saray iktidarı. Saray iktidarı sıkıştıkça partileri olmadık bir şekilde itham etmenin, olmadık bir şekilde komplo teorileriyle ve havuz medyasından orkestra edilen farklı şekillerde senaryolarla karalamaya çalışıyor. Karalama ve yaftalamaya çalışıyor. Bunun son adımlarından bir tanesi de HDP'nin kapatılması tartışması. Bakın, Türkiye bir kabile devleti değil, bir aşiret devleti değil, bir çadır devleti değil diyorlar. Peki HDP'nin milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlıkları da dahil olmak üzere veya partinin geneliyle ilgili
Anayasa Mahkemesi'nde ya da Yargıtay Başsavcılığında başlatılmış bir süreç mi var bizim bilmediğimiz? Hayır. Madem Türkiye bir kabile devleti değil, aşiret devleti değil ki bence bir saray devleti ve saray da aslında bir yönüyle kabile bir yönüyle aşiret tarzını bile tutturamayan bir pratik sergiliyor. Madem Türkiye'de yasal, anayasal partilerle ilgili bu tür bir tasarruf yok, peki bu nasıl hukukun dışında siyasiler tarafından suistimal edilebilen ve gündemde sürekli tutulabilen bir konu olarak tartışılabiliyor? Nasıl bu kadar keyfi bir şekilde ve hakarettamiz ifadelerle Yüce Meclis'te, ulusal egemenliğin tecelligahı olan Gazi Meclis'te fütursuzca dile getirilebiliyor? Bunu hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil. Bakın bu mevzu sadece Türkiye'deki muhalif demokratik kamuoyunu değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki kanatları da rahatsız ediyor. Ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki kaynayan, fokurdayan fakat kamuoyundan gizlenmeye çalışan rahatsızlık da bu vesileyle yola çıkıyor. Şimdi açığa çıkıyor. Bakın Numan Kurtulmuş'un ve Süleyman Soylu'nun temsil ettiği iki kanat arasındaki gerilimin faturasını Türkiye'de kamuoyu, demokratik kamuoyuna, demokratik yurttaşlara ve 6 milyondan fazla oy alan bir partiye mal etmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı, Saray İttifakı kendi aralarındaki uzlaşmazlığı birbirlerine şantaj yapamadıkları noktayı dışarıya taşımaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye taşımaya çalışıyorlar. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Bakın şunun altını ısrarla çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de yurttaşlığı iptal edemezsiniz. 83 milyon yurttaşımızın demokratik haklarını, anayasal haklarını, insan haklarını, seçme ve seçilme haklarını mafyatik söylemlerle, aşiret devleti söylemleriyle iptal edemezsiniz. Yurttaşları bölemezsiniz. Yurttaşları rencide edemezsiniz. Türkiye'de hukuk bu kadar gerilemiş olmasına rağmen, hukuksuzluk bu kadar ayyuka çıkmış olmasına rağmen bu fütursuzluğa sarılamazsınız. Sırf iktidarı kaybedeceğiniz her geçen gün tescil edildiği için etrafınıza bu kadar pervasızca saldıramazsınız, itham altında tutamazsınız. Bizim bu ülkede anayasaya, yasalara, yurttaşlık hukukuna, cumhuriyetimizin hiçbir yurttaşı ayrım gözetmeksizin kucaklama kültürüne zarar veremezsiniz. Bu ülkenin insanlarını itham edemezsiniz. Bu ülkede suçluluk psikolojisi içerisinde kıvranan 15 Temmuz ve 20 Temmuz darbelerinin gölgesinde tek adam rejimini suistimal etmeye çalışan partiler ve odaklar şunu bilmeli ki Türkiye bu mafyatik korkutma kültüründen de siyasetinden de üstündür. Bu ülkenin demokrasi birikimi, demokrasi adabı, dayanışma kültürü, demokratik dayanışma kültürü bütün bunların üstündedir. Dolayısıyla meclisi ve siyasi partileri, anayasal partileri töhmet altında bırakan, tahkir eden her türlü çabayı bizim yurttaşlar olarak Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Türkiye'deki tüm demokratik kültüre ve bir arada yaşama, kardeşçe, yurttaşça bir arada yaşama kültürüne inanan partiler olarak geri püskürteceğimizden, boşa düşüreceğimizden kimsenin şüphesi olmamalı. Biz anayasayı da, yasaları da, bağımsız yargıyı da yeniden hak ettiği bir şekilde bir arada yaşama kültürümüzün bir sözleşmesi olarak ilerletmek zorundayız. Güçlendirilmiş parlamentoya ihtiyaç bu noktada tekrar ortaya çıkıyor. Bakın daha güçlü bir parlamento yaratacağız diye ortaya çıkan saray efradı, saray avaneleri gelip meclisi tahkir edebilecekleri, milletvekillerini rencide edebilecekleri, muhalefeti susturabilecekleri bir alan olarak kurgulamak istiyorlar. Ama bunu reddediyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki milletimizin vicdanında da bu yanlış, gayri insani, gayri hukuki ve gayri demokratik ifadeler, çarpıtmalar ve şeytanlaştırma çabaları boşa düşüyor. Biz yurttaşların cumhuriyetini inşa edeceksek bu tür mafyatik ifadeleri ve saldırıları savuşturmak zorundayız. Büyük bir demokratik olgunlukla, büyük bir yasal, anayasal olgunlukla.
Teşekkür ederim Sayın Asker. Aykut Erdoğdu. Şimdi hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bahsediyoruz. İsmi o olarak tanımlandı. Ama mecliste gördük ki bu bütçe konuşmalarında, genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanı yoktu. Yani bütçeyi Sayın Cumhurbaşkanı savunmadı ya da sunmadı. Tam tersine atanmış bir bürokrat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sundu ve işte Fethi Bey'in de söylediği gibi İçişleri Bakanı yine atanmış bir bakan. Dolayısıyla şimdi aslında parlamentonun muhatabı Sayın Fuat Oktay mıdır ya da Sayın İçişleri Bakanı mıdır? Yoksa aslında bu sistemde Cumhurbaşkanı mı olmalıydı muhatap? Sonuçta bütçeyi uygulayacak olan makam, yürütme organının başı Cumhurbaşkanı ise, eğer güçler dengesi varsa yasama organının karşısında yürütme organının, çünkü bir tek kişi yürütme organı, Cumhurbaşkanı, Fuat Oktay yürütme organı falan değil. Fuat Oktay atanmış bir bürokrat, yani eskisi gibi seçilmiş bir bakan yok ki ortada. Tamam, elbette anayasada yerleri var, anayasa bakanları tanımlamış ama eğer anayasal mantıkta kuvvetler ayrılığının nezaketi olarak da bakıyorsanız Cumhurbaşkanı'nın gelip kendi bütçesini meclise anlatması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı bütün milleti, milletin iradesini, anayasayı kendisi sandığı için öyle bir kabalık içerisinde, böyle bir gerçekten nezaketsizlik içerisinde o gazi meclis top sesleri duyulurken çalışmış bir meclis. Ve o gazi meclise bu ülkenin kuruluşçusu Mustafa Kemal Atatürk dahi çok büyük bir saygı göstermiş, muhabbet göstermiştir. O gazi meclisin böyle küçültmüsenmesi, örselenmesi, o gelen bakanların o konuşmalarındaki cehalet, kabalık, ilkellik, bölücülük beni gerçekten çok hüzünlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak tartışmaları izlediğimde gördüğüm, gerçekten her bir bakan için söylemem, böylesine bir toptancı anlayışım yok, nezaketli, konusunu anlatmaya çalışan bakanlar da vardı. Ruhsar Pekcan gibi. Örnek vereyim ki iyi örnekleri de anlatmış olalım. Ama mesela Mustafa Varank dediğiniz adam bir troll başı. Ben bu adamı gerçekten bakkal emanet etmem. Kamuda olsa, objektif, tarafsız yönetilen kamuda olsa şube müdürü olamaz. Konuşmasının içeriğine baktım. Eline bir firmanın çipini almış. Tamam, o firma çok güzel bir şey üretiyor. Mercedes kamyonla bir elektronik devre üretiyor. Onunla Türkiye'deki ekonomik krizi kapatmaya çalışan bir zavallı. Ve bu bilgi birikimi yetersizliğinde, o biliyorsunuz bütün sarayın trolleri kendisine bağlı, içten içe hakaret ettirerek milletvekillerini, bakın kendi milletvekillerini de kavga ettirerek, şöyle bir baktım, yazık bu cumhuriyete dedim ya. Yani eğer bu cumhuriyetin kurulması için insanlar cephelerde can verilmişse ve bu cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken böylesine biri bu ülkeye bakan olmuşsa yazık, günahtır memleketin haline. Yani inanılmaz kabaydı, inanılmaz kötüydü, inanılmaz bilgi seviyesi düşüktü. Şöyle ben en arka koltukta otururum, böyle buraya en arka koltuğa yayla derler. Fransız devriminden kalma bir sözdür, yaylacılar. Eskiden devrimciler otururmuş. Parlamentonun bir kültürü vardır. Bakın o salonun yapısı bile bir demokrasi kültürünü ifade eder. İlk parlamento kurulduğunda kral parlamentonun başına oturduğunda parlamentonun sonuna solcular oturmuştur. Sağına sağcılık, solculuk biraz buradan geldiği söylenir. Her bir ritüelin, iç tüzüğünün, her bir hükmünün bir demokrasi kökeni vardır. Ama bugün geldiğimiz noktada yani toplam okuduğu kitap 100 sayfayı geçmeyecek adamlar bakan olursa ne yazık ki TBMM'de böyle tartışmalar olur. İçişleri Bakanı'na bakıyorsunuz mesela. Yaptığı konuşma, içeriği, tarzı bu ülke için yapılabilecek en büyük kötülüklerden biriydi. Ve AKP'nin bir grup milletvekili öne oturup deli gibi alkışlarken arkada daha aksaçların endişeli bakışlarını izledim Süleyman Soylu konuşurken. Ve Süleyman Soylu'nun o konuşması, yine söylüyorum, biz Kuvayi Milliye'nin milletvekilleriyiz. Herkes kurucusunun, kültürünün, tarihinin değerlerini yansıtır. Biz Cumhuriyet Halk Partiler bu ülkeyi kuran insanların devamıyız. Ve bir ulusun ne kadar zor yaratıldığını, birlikte yaşama iradesinin ne kadar zor yaratıldığını bilen insanlarız. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nde, tarihimizde bunun eksiklikleri vardı.
Ama kimse sanmasın ki biz 500 yıllık bir demokrasi kültürü üzerine cumhuriyet kurduk. Yanmış, yıkılmış, örselenmiş bir imparatorluktan, bir kulluk düzeninden bir yurttaşlık düzenine geçme çabasıdır. Bir modernite çabasıdır. Bir laiklik çabasıdır cumhuriyet. Bunu yükseltilmesi gerekiyordu kurulduktan sonra. Yükseltilmesi becerilemedi. Kurucu kadrolarına belki layık olunamadı. Bugün geldiğimiz noktada bir tek adam ve çok güçlü falan filan değil, biliyor musunuz? Hani bir Postman diye bir film vardı, postacı. Evet. Bir fotokopi satıcısı dünyayı yönetiyordu, hatırlıyor musunuz? Ben Türkiye'de yaşanan cinneti bazen ona benzetiyorum. Yani Tayyip Bey'in gerçekten herhangi bir meslekte olabilirdi. Tesadüflerin üst üste gelmesiyle bence eğitimine ve yeteneğine mütenasip olmayan bir koltuğa oturmuş olmanın cesareti ve saldırganlığıyla bu ülkenin başında kalıyor. Ve gelip 600 milletvekilinden oluşan, milletin seçtiği, sadece biz yokuz orada. Orada AKP de var, HDP de var, MHP de var. 600 milletvekiline tenezzül etmeyip, 600 milletvekili de orada kendi şahıslarına oturmuyorlar. Her biri temsil ettiği milyonlarca oy için orada. Onu temsilen oturuyor. Orada 85 milyon insanın iradesi oturuyor. Ve Cumhurbaşkanı tenezzül edip o meclise gelmiyor. Gelen Fuat Oktay kim? Geçmişte Yimpaş davasından son derece karışık. Üstelik meclisteki tavırlarına bakıyorsunuz. Ya bir bakanın, mesela özellikle Maliye Bakanlarının, Dışişleri Bakanlarının, İçişleri Bakanlarının Türkiye demokrasisinde özel bir önemi vardır. Bunlar günlük sıcak siyasete özellikle Dışişleri Bakanları katılmazlar. Şimdi Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşmaya bakıyorsunuz. Siz beğenin beğenmeyin, Halkların Demokrat Partisi bu ulusun içerisinden 6 milyon oy almış gelmiş. İstediklerini söyleyebilirler, iddialarını koyabilirler. İspatlarsalar, eğer bağımsız bir yargı olsaydı güvenecektim. Kayyum'la ilgili iddialarınız mı var? Eğer bu ülkede bağımsız yargı olsaydı hepimiz oturur beklerdik. Bu iddialar doğru mu? Çünkü doğruysa çok vahim iddialar. Ama bu ülkede güvenecek bir yargı bırakmadılar ki. Yasamayı yok etmeye çalışıyorlar. Yargı bitmiş, yürütme tek bir adamın eline kalmış. Ve o kadar hakareti hamiz şeyler söylendi ki. Ben kişisel olarak almıyorum bunu. Ben orada AKP'lilere de çok ağır hakaret edildiğini düşünüyorum. Çok ağır hakaret edildi. Süleyman Soylu kendi milliyetçi tabanını güçlendirmek için. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ümmetçi bir partidir. Milliyetçi bir parti değildir. O partide büyük bir yarma hareketi geliştirerek, MHP'nin belki MHP üst yönetimine de oynayarak bir konuşma yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasına bakıyorsunuz. Mustafa Varankınç'a konuşmasına bakıyorsunuz. Gerçekten Türkiye çok hüzün verici bir halde. Ha Türkiye'deki bu bedbahtlıklardan biz böyle çok entelektüeliz, çok bilmem neyiz falan diye şikayet etmiyoruz. Bu sorunlar Türkiye'yi perperişan ediyor. Söylediğimiz her şey başımıza geldi. Bakın Türkiye'nin şu an tabii öyle bir durumdayız ki ne yazık ki kur yükselmeden, faiz yükselmeden, pahalılık olmadan, işsizlik olmadan bir kısım insan bunu anlamıyor. Ama bundan çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıyayız. Bir, ulusun birliği tehdit altında. Bunu kurucu partinin milletvekili olarak söylüyorum. Ve bugün ulusun birliğine en yakın tehdit birlikte yaşama iradesinin yok edilmesidir. Bunun bir tarafında PKK terör örgütü varsa, diğer tarafta PKK terör örgütünü fikri olarak besleyen bu ırkçı, milliyetçi, saldırgan kafa var. Allah'tan Türklerin ve Kürtlerin, bu Anadolu insanların feraseti yüksek de bunları kural kabul etmiyorlar. Bütün bunlara rağmen aynı sokakta ticaret yapıyorlar, aynı apartmanda oturuyorlar. Hatta evlilikler var aramızda. Hani et ve tırnak, ben bu laflardan çok korktum. Kardeşlik, et ve tırnak, bilmem ne. Bunlar o kadar kötüye kullanıldı ki. Ama biz bir ulusun eşit yurttaşları olarak birlikte yaşıyoruz. Bunlar bizim birlikte yaşamamıza kasıttır. Ortalama bir Kürt'ü düşünün. HDP'ye oy vermiş ve HDP'ye sadece Kürtler oy vermiyor, onu da söyleyeyim. Evet. Bayağı da Türk'ten de oy alıyorlar yani. Hatta Kürtlerin önemli bir kısmı da AKP'ye de oy veriyor. HDP bence kendileri bunu bildiler ama Kürt Partisi olarak tanımlıyor bazı arkadaşlar orada. Ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Seçim bölgemden biliyorum. Bayağı da Türk'ten oy alıyorlar. Ve şunu da söyleyeyim. Bayağı Kürt de AKP'ye oy veriyor. Ve siz 6 milyon oy almış bir partiyle bakkal kapatır gibi. Ya bu söylediğinizin etkisini, tesirini bir düşünün. Şimdi kayyum atadılar. Değil mi?
bu kayyumların o partilere oy veren insanların psikolojisi üzerine etkisini düşünün. Şöyle düşünün ya, biz beşimiz bu ulusun kurucusuyuz. Hamisiyiz, abisiyiz, büyük insanlarıyız. Bu ulusu birlikte tutmak istiyoruz. Bu ulus içinde terör örgütleri olmasın, bizi ayrıştırmasın istiyoruz. Bu kayyum ataması bu ulusun birlikteliğine, demokratik birlikteliğimize bir faydası var mı? Ortalama Kürt şunu söylerse, ortalama Türk ve HDP'ye oy veren şunu söylerse, ya bir tane oy verdim, kendime bir tane başkan seçtim, buna bile tahammül edemediniz. Bunu bile hemen içeri attınız, getirdiniz başımıza seçmediğim adamı. Bu insanda nasıl bir psikoloji yaratır? Biz eğer bu ülkeyi seviyorsak, biz eğer ben kendi adıma söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili olarak söylüyorum, ben temsil ettiğim Kuvayi Milliye ruhuna saygılıysam ben bundan korkarım. Buna üzülürüm, buna engel olmaya çalışırım. Şimdi bizim içerimizde de bir ırkçı milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği yutturmaya çalışanlar var. Atatürk milliyetçiliğinin özelliği şudur. Atatürk milliyetçiliği ırk tabanlı bir milliyetçi değil. Ne mutlu Türk olana demez Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene der. Bunun altında bir vatandaşlık bilinci vardır. Bir etnik kimlik yoktur. Bu ulusun tüm yurttaşlarına bir üst kimliktir Türklük. Elbette ki Türk, ben Türk'üm. Bu kimliğimden gurur duyuyorum. Ama bizim Atatürk milliyetçiliğimiz kimseyi Kürt diye, Alevi diye dışlamaz. Bütün yurttaşlarına eşit bakar. Eşit gözle bakar. Onun için sonradan oluşmuş ırkçı milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği de kimse bize yutturmasın. Artı Atatürk milliyetçiliği çok büyük bir vatan sevgisini gerektirir. Vatan ve yurt sevgisi önemli bir entelektüel iştir. Önce vatanını bileceksin. Sonra yurdunu bileceksin. Sonra onun ulusunu bileceksin. Sonra onun faydasını bileceksin. Ve onun faydasını iş yapacaksın. Hamaset yapıp Türk milliyetçiliği üzerinden ihale kapmaya çalışanlardan bizim öğreneceğimiz bir milliyetçilik yoktur. Bizim yurtseverliğimiz onları çok aşmış. Tarihte kendini ispatlamış. Kurulduğumuz yerlerden belli bizim. Biz bir anti-emperyalist savaşın devamı bir ulusun kurucu partisiyiz. Şimdi son dönemde böyle bir moda çıktı. Milliyetçilik üzerinden bizim üzerimize gelmek. Onlar bizim yurtseverliğimizin, vatanseverliğimizin yanımıza yaklaşamazlar. Peki Aykut Erdoğdu, çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde biraz daha bütçeye girmek istiyorum. Çünkü biz aslında 2020 bütçesini işte bitiriyoruz artık. Son yarısına geldik Aralık ayının ve 2020'yi bitirmemize aşağı yukarı 13-14 gün kaldı. Şimdi mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyor ve bütçe görüşmelerinde bütün bakanlıkların bütçeleri, muhatapları konuştu ve sorular soruldu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin de ağır eleştirileri var. Tabii bu bütçede 2021 bütçesinde neler var? Bu bütçe bir borç bütçesi mi? Bütçe açıkları ne kadar olacak? Faize ne kadar verilecek? Gelir gider dengesi ne olacak? Vatandaşın, emeğin, emekçinin, memurun, emeklinin bütçesi mi olacak? Yoksa yine bir takım vergi aflarıyla, vergi istisnalarıyla o büyük büyük patronların ve şirketlerin bütçesi mi olacak? Bunları konuşacağız ama şimdi kısa bir ara vereceğiz ve o kısa aranın ardından bütçeyi masaya yatıracağız. Efendim lütfen bizden ayrılmayın. Aranın ardından karşınızdayız. Evet, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Alper Hocam, sizinle devam edeceğim. Şimdi bütçe dedik ama tabii bütçeden önce bütçeyi daha işin içinde oldukları için Fethi Bey ve Aykut Bey ile derinlemesine konuşalım ama onun öncesinde aslında Türkiye'de birçok kişiyi ilgilendiren bir asgari ücret problemi var. Aslında asgari ücret demiyoruz biz bunu artık. Sefalet ve açlık ücreti diyoruz. Çünkü 2324 lira falan kalmadı ortada. 1168 liralar var. 1700 liralar var. Yani bu paraları telaffuz bile etmek ayıp geliyor. Yani bunu nasıl bir insana bir aylık yaşam ücreti olarak görüyorlar? Bunu anlamak çok zor. Ama tabii şöyle biraz rakamlara baktım ben bugün program öncesinde. Şimdi kış aylarında 4 kişilik bir ailenin doğalgaz ve elektrik harcamasına baktım. Doğalgaz harcaması 472,58 lira ortalama. Elektrik harcaması da 172,75 lira. Topladığımız zaman 645,33 liraya tekabül ediyor. Bu da aşağı yukarı bir asgari ücretin
yarısını biraz geçiyor. Yani %28'ine falan tekabül ediyor. Yani eğer asgari ücret alabiliyorsanız tabii, alamıyorsanız eğer o işten izinli sayıldınız gibi o hani 1168 liralara mahkum edildiyseniz vay halinize. Çünkü o paranın yarısı gitti zaten. Ev kirası yok, yiyecek yok. Sadece elektrik ve doğalgazdan bahsediyoruz. Allah'tan bu zamana kadar da havalar biraz daha iyi gitti ama sizin fikrinizi almak istiyorum. Şimdi çokça rakamlar da telaffuz ediliyor. 3.100 liralar, 3.700, 800 liralar telaffuz ediliyor ama bir işçiye, daha doğrusu emekli bile bunun altında alıyor aslında. 1.500 liralar emekliler var. Reva mıdır yani bu görülen 2.324 liralar bir işçi nasıl geçinir? Ya da bir asgari ücretli 4 kişilik ailesiyle, tek kazancıyla ayın sonunu nasıl getirir bu parayla? Şimdi tabii bu düzen, kapitalist düzen, vicdansız bir düzen. Yani altta kalanın canını çıktığı bir düzen ve büyük bir insan sömürüsüne, emek sömürüsüne değerli bir sistem. Yani ne kadar emeği sömürürsen o kadar kendini parlatan, zenginleşen, kar hanesini büyüten bir sistem. Baktığımızda sistem böyle, adaletsiz bir sistem. Ve bu adaletsizlik giderek derinleşiyor. Yani pandemi koşulları bu adaletsizliği, bu gelir adaletsizliğini, bu sınıfsal eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Ve pandemi sürecinden sermaye ve sermayenin iktidarı nemalanmaya çalışıyor. Yani pandemiyi de sınıf, sermaye sınıfı lehine yönlendirmeye, sermaye sınıfının kar hanesini büyütmeye dönük adımlarla bu süreci sermaye lehine dönüştürmeye çalışıyor. Bakın Türkiye daha önce asgari ücret meselesini bu kadar gündem yapmazdı. Bunu arkadaşlar yazıyor, çiziyor. Hayri Kozanoğlu, Aziz Çelik gibi, Korkut Borotav gibi, Mustafa Sönmez gibi hocalarımız anlatıyor, ifade ediyor. Veriler de ortada. Asgari ücreti çok konuşur olmaya başladı. Gündem asgari ücret olmaya başladı. Çünkü neden? Türkiye artık bir asgari ücretliler ülkesi toplumu. Yani ortalama ücret meselesi artık geride kaldı. Asgari ücretle çalışan ve asgari ücretle çalışanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline geldik maalesef. Tablo bu. Düşük maliyet, büyük kar. Sistem böyle işliyor ve maliyetleri, emek maliyetlerini olabildiğince düşürerek, yani Türkiye'yi Çinleştirerek, zaten sermaye sınıfı, AKP hükümeti, pandemi sürecinde dikkat ederseniz Çin'in yaratacağı boşluğa hamle yapmayı amaçlayan ve Türkiye'yi yeni bir Çin haline dönüştürmek, bölgenin Çin'i haline dönüştürmek ve Çin'le bu düzeyde rekabet ederek, Çin'le rekabet etmek de demek ucuz emeği daha fazla geliştirmek, daha fazla güçlendirmek ve sermayeye kaynak aktarma amacına geliyor. Doğal olarak asgari ücret meselesinde de sermaye ve onun devleti, AKP devleti olabildiğince bu asgari ücreti aşağıda tutmanın yolunu, yordamını bulmaya çalışıyor. Asgari ücretle geçinmeyi bırakın bir kenara, 3 milyon çalışan asgari ücret bile elde edemiyor. Yani bu kadar tablo vahim. Bir de Türkiye gibi bir ülkede göçmen sayısı çok fazla ve bu göçmen işçiler büyük bir sömürü içerisinde, asgari ücretin çok çok altında, açlık fiyatına, karın tokluğuna çalışıyorlar. Geçen bir araştırma yapılmıştı. Genç İş Adamları Derneği sanırım TİSK'le beraber, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'yla beraber bir açıklama çalışma yapmışlar. Yani sermayenin çalışması. Düşünün, tablo çok vahim. Yani 3 kişiden biri ben ulaşım ve karın tokluğuna iş verirseniz çalışırım diyor. %73 oran. Evet, gençlerin bunların %73'ü karın tokluğuna çalışmak istiyor. Ve bunların %61'i de sanırım üniversite, yüksekokul ve benzeri eğitim düzeyi yüksek insanlar. Yani sonuç itibariyle Türkiye nasıl bir ülke haline gelmiş? Yani emek için nasıl bir cehenneme dönüştürmüşler? Yani 18. 19. yüzyılda Engels'in İngiltere'deki işçi sınıfının durumunu anlatan kitabı var, meşhur kitabı. O kitabı açıp okuyalım,
bugünle kıyaslayalım. Gerçekten bugün 21. yüzyıldayız. Üretim ilişkileri bağlamında sınıfın durumu, çalışanların durumu 18. ve 19. yüzyılın koşullarına kadar gerilemiş vaziyette. Bu kadar yoğun, bu kadar insafsız bir sömürü var. Yani bu noktada bütün bunlar yaşanırken, olurken asgari ücret, zaten adından belli, asgari ücret konusunda hükümet ve işveren bloğunun emekçilere dönük bir sömürü olgusunu daha derinleştiren adımlar atma konusunda pervasız davrandıklarını görüyoruz. Yani asgari ücret vergi dişi bile kalamıyor. Yani vergide muaf bile olamıyor. Bunu bile benimsemiyorlar. Ama Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi, önümüzdeki dönemin hem vekilim burada hem genel başkan yardımcı burada. En önemli mesele bizim ele almamız, muhalefetin üzerine en fazla odaklanmamız gereken mesele bu vergide adalet meselesi. Yani şimdi bakın, bütçe konuşuyoruz, bütçeyi tartışıyoruz. 2021 bütçesi, bu bütçenin kaynakları nereden akıyor? %6.9'u kurumlar vergisi olarak akıyor. Yani şirketler, bankalar kurumsal vergi olarak bütçeye akıyor. %63.9'u dolaylı vergi olarak emekçilerden bütünüyle bütçeye akıyor. Yani bütçeyi yaratan, bütçeyi dolduran da emekçiler. Hem sömürülüyorlar, hem bütçeye fazlasıyla, haddinden fazla kaynak aktarıyorlar, hem de o bütçeden hiçbir biçimiyle yararlanamayan emekçi sınıflar. O yüzden vergide adalet meselesi en önemli mesele. Yani bugün bankalar, şirketler, sermayedarlar vergi, doğru dürüst vergi ödemiyor, vergi vermiyor. Emekçiler ödüyor. O yüzden az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi, harcamalara göre vergi. Bunlar servet vergisi. Bu konuda önemli bir mesele. Bir kriz konjonktüründe yaşıyoruz. Sol Parti'nin Başkanlar Kurulu üyesi sevgili Hayri Başkan, Hayri Kozanoğlu da bunu dillendirdi. Mesela bu kriz koşullarında, bu kriz konjonktüründe, bu kadar yoksulluk varken, bu kadar sefalet varken, en azından yoksullara bir kaynak olabilecek ve aynı zamanda milyoner sayımızın da arttığı söyleniyor. Şimdi biliyorsunuz, iyi günler, gerçi sermaye için kötü günler hiç olmuyor maalesef, hep emekçiler için, sermaye için kötü günler olmuyor, doğru, hep emekçiler için kötü günler oluyor. Öyleyse şu sistem artık bir değişsin. Yani iyi günde karları özelleştirenler kötü günde zararları toplumsallaştırıyorlar. Yani şimdi öyleyse hadi bakalım, böylesine bir kriz konjonktüründe ellerini ceplerine atsınlar. Servet vergisi uygulansın. Milyonerlerden vergi alınsın. Bunlar hem vergi, bütçeye vergi aktarma konusunda katkıları az, hem de aynı zamanda sonuç itibariyle bu kadar yoksulluğun geliştiği bir yerde bu kadar yardıma ihtiyacı olan, sosyal yardıma ihtiyacı olan insanların yaşadığı bir yerde bir servet vergisini düşünememek bile, bu konuda adım atamamak bile büyük bir aymazlık olarak ortaya çıkıyor. Bakın, Arjantin bu servet vergisi uygulamasına başladı. Yaptı, yapmak zorunda. Bunlar yapılabilir. Çünkü çok büyük kaynakları tükettiler. İşte bak, müteahhitlerden söz ediyoruz. Bunların, bırak bunlardan vergi almayı, bunların vergi borçları bile ötelendi. Vergi borçları bile silindi. Yani bu vergide adalet meselesi ve servet vergisi uygulamasının ve yurttaşlık geliri hakkının, bu da önemli bir mesele. Yani bu kriz dönemleri, bunları konuşmamız gereken dönemler. Şimdi servet vergisini konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Şimdi yurttaşlık gelir hakkını konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Şimdi kamucu bir ekonomi anlayışını konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Şimdi 2021 bütçesi, işte vekilim daha iyi bilir, Fethi hocam mutlaka daha iyi incelemiştir, bakmıştır. 2021 bütçesinin karakteri şu: güvenlik bütçesi, saray bütçesi, iletişim başkanlığının propaganda bütçesi ve de diyanet bütçesi. Yani bütçenin ana özellikleri bu. Ya şimdi
Kardeşim bu memlekette vatandaşın din imana mı ihtiyacı var ya? Yani dinin imanını yaşıyor. Yani bir sıkıntısı yok, bir sorunu yok. Ya milletin aşağı işe ihtiyacı var ya kardeşim ya. Ekmeğe ihtiyacı var ya. Ya siz gidiyorsunuz bizim kaynaklarımızı ya din iman diye ya gerçekten bunu kimsenin yanlış anlamayacağını bilerek ve içten söylüyorum ya. Ya bu yoksul insanlara sizlere hanamam alttakilere din iman olmaz böyle bir şey. Yani saraylar, saltanatlar, zenginlikler size bir lokma bir ırka yoksula böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Yani sonuç itibariyle bütçe emekçilerin, yoksulların, işsizlerin hayat alanlarını genişletecek, güçlendirecek bir bütçe anlayışıyla ele alınmalı. Katılımcı bir bütçe anlayışı önemli. Son olarak şunu söyleyeyim, çok uzatıyoruz tabii böyle. Bu bütçe katılımcı değil yani. Bir cumhurbaşkanı nerede hazırlanmış? Az önce Aykut Vekilim de söyledi. Bunlar 16 Nisan referandumunu sokaklarda anlatırken bürokrasiye son vereceğiz, bürokratik devlet tarihe karışacak diyorlar. Yani alasını yarattılar bürokratik devletin. Karşımızda bürokratlar var. Bürokrasi almış başını gidiyor. O bürokratların tepede bağlandığı bir tane de tek şef var, tek irade var. Şimdi doğal olarak katılımcı olmayan bir bütçe, sosyal olmayan bir bütçe, demokratik olmayan bir bütçe, kamucu olmayan bir bütçe ve adil olmayan bir bütçe. O yüzden bütçe tartışması ve vergi tartışması, vergide adalet tartışması meselesidir aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet özellikle Kemal Bey'in son bütçe konuşmasında ortaya koyduğu noktalar oldukça önemli. Son olarak şunu da söyleyeyim. Açlık yok, yoksulluk yok. Edebiyatı yapıyorlar. Geçmişte hep referans verirlerdi. Ekmek kuyrukları, kıtlıklar, işte kuyruklar, şunlar bunlar. 2021 yılındayız. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek büfelerinin önünden kuyruktan geçilmiyor maalesef. Askıda ekmek uygulaması hayata geçiyor maalesef. Yani böyle bir noktaya ülkeyi getirdiler. Büyük devlet, can devleti yok şöyle güçlü devlet edebiyatını bıraksınlar. Büyük devlet dediğin, güçlü devlet dediğin, can devleti dediğin ve benzeri devlet böyle zamanlarda belli olur ve böyle zamanlarda belli olan devleti bütün çıplaklığıyla gördük. Soyulmuş, soğana çevrilmiş, 28 gün bir karantina uygulamasını tam kapanmaya hayata geçiremeyecek, bunun kaynaklarını tüketmiş, bütünüyle iflas etmiş bir ekonomiyle ve kendi zenginlerine yaslanan, saray üstüne saray yapmayı önüne koyan, devletin itibarını bu tür lüks savurganlıkta gören bir anlayışla karşı karşıya. İtibardan tasarruf olmaz, edebiyatını boş versinler. Böyle bir ülkenin bu kadar yoksullaştığı, işsizliğin, açlığın, yeter geçinemiyoruz feryatlarının ayyuka çıktığı bir ülkenin bir devletin itibarı hiç olmaz. Bugün devletin itibarı ayaklar altındadır, yerde serili vaziyettedir. Bu devleti bu duruma getiren de bu 18 yıllık AKP iktidarının yarattığı tablodur. Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Fethi Bey, tabii şimdi gelir adaletsizliğindeki uçurum iyice arttı, büyüyor. Geçtiğimiz günlerde bizim arkadaşlarımız sokağa çıktı akşam ve İstanbul'da gezdiler. Evsizleri gezdiler, o kimsesizleri gezdiler. İnanılmaz manzaralar çıktı. Biz bunları haber bültenlerimizde de paylaştık. İnsanlar hakikaten çaresiz. Hele son zamanlarda çöpten yiyecek bulmaya çalışan, oradan bulduğu yiyecekleri yiyen insan sayısı da hayli arttı. Sokakta yatan insanlar arttı. Şimdi 2021 bütçesine baktığımızda sadece faiz için öngörülen 179 milyar lira var. Bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüş. Bu bütçe açıkları hani diğer ülkelerin yaptığı gibi vatandaşa, esnafa yardım olarak dağıtılsaydı da bu paralar, o zaman belki kabul edilebilirdi. Ama bu bütçeye borç bütçesi demek yanlış olur mu? Hiçbir şekilde yanlış olmaz. Çok haklısınız. Şimdi bu bağımsız medyanın, özgür medyanın, vicdanlı ve yurttaşlara kadar sorumlu medyanın Türkiye'de yoksullukla ilgili verdiği her haber
Altın değerinde sevgili Gökhan Kaz Bey. Altın değerinde. Üzücü ama altın değerinde. Neden? Çünkü sarayın iletişim aygıtları bize pespembe bir tablo çiziyor. Tamamen bir gül bahçesine girmiş bir Türkiye tablosu çiziyor. Oysa büyük bir depresyon içerisinde, büyük bir buhran içerisinde ailelerimiz, gençlerimiz. Bu nedenle Tele1 dahil olmak üzere YouTuber kanallarından yurttaşlarla ekonomik durumla ilgili olarak, hayat pahalılığıyla ilgili olarak mülakatlar yapan, sohbetler yapan, yurttaşları bilgilendiren, alternatif bilgi sunan, vatandaşın kira ve fatura dramını, işsizlik dramını, gençlerin beklentilerini kamuoyuyla paylaşan tüm medya, yurttaşlığın en önemli ilkelerinden bir tanesi olan hakikate, doğru habere ulaşma böylesine bir dönemde ihtiyacını karşılıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır, onların sayısını ne kadar arttırsak yeridir. Şimdi siz de söylediniz, ben Aykut Bey makro bütçe dengeleri konusunda uzmanlığı olması hasebiyle daha detaylı ve daha kapasiteli şekilde açıklama yapacaktır. Ben Alper Bey'in bıraktığı yerden bir geçiş yapayım. Şimdi Türkiye'de bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, kamunun, hükümetin bütçesi var. Bir de vatandaşın bütçesi var. Dediğiniz gibi bu bütçe bir borç bütçesi. Bu bütçe bir yoksullaşma bütçesi. Bu bütçe bir hayat pahalılığı bütçesi. Şimdi hane halkı bütçesine baktığımız zaman, hanelerin bütçesine baktığımız zaman çok dramatik şeyler görüyoruz. Bugün asansörde bir emekçiyle bir binada bir asansöre bindim ve emekçinin hatırını sordum. Nasıl dedim durumlar? Nasıl dedim ailede Covid falan? İnşallah dedim kaza bela uzaktır sizden. Muhafazakar bir kardeşimizdi. Dedi ki valla dedi iyiyiz çok şükür ama dedi Covid'i geçtik dedi. Bir paket makarna 4 lira oldu dedi. Şimdi bir başka vatandaş bir kutu yumurta geçen sene 11 liraydı. Bu sene 20 lira 22 lira diyor bir kutu yumurta. En temel en ucuz halkımızın beslenme aracı, protein aracı, gıdası bir kutu yumurta 20 küsür liraya çıkmış. Şimdi 35 liralık bir ayçiçeği tenekesi 55-60 liraya çıkmış. Geçen gün bir yaşlı teyze kocasıyla beraber yürüyor. Kocasına soruyor muhabir. Gerçekten yurttaş muhabirliği çok önem kazandı. Sizin yaptığınız gibi yurttaş televizyonculuğu, yurttaş gazeteciliği nasıl önem kazandıysa. Emekli amca diyor ki geçen gün diyor hanımla gittik içip canımız çekti diyor bir ekmek arası köfte alalım diye. Birer porsiyon ekmek arası köfte aldık diyor. 68 lira ödedik diyor. Köfte ve ayrana ikimiz diyor. Çok para bu. Yani bir emekli için, bir emekli ailesi için çok para. 2300 lira, 2000 lira ortalama emekli maaşı. 600-700 lira, 1000 küsür lira parayla geçinen aileler var. Bu siz de doğalgaz, elektrik faturalarını verdiniz. Bakın şimdi bu bizim Türkiye'de hanelerin bütçesinin çok büyük ızdırap içerisinde olduğunu gösteriyor. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları savaşta değiliz, depremde değiliz. Kazadan beladan uzak olsun yurttaşımız. Ama bir savaş koşullarındaymışçasına kalori mücadelesi veriyor. Kalori mücadelesi demek ne demek? Yediği ekmeğin, yediği yumurtanın, alamadığı köftenin, yaktığı gazın, elektriğin, bindiği arabanın LPG'sinin ya da Akbil'in otobüs biletinin hesabını yapıyor. Bir kalori mücadelesi, kalori savaşı veriyor aileler. Şimdi Alper Başkan, bizim gurur duyduğumuz belediye ittifakımızda da bizim adayımız olan ve her zaman da kendisinin vicdanlı sol demokrat görüşlerinden istifade ettiğimiz bir başkanımız demin çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki Türkiye'yi Çin'e çevirmek istiyorlar dedi hükümet. Keşke, şu anlamda çok haklı, ucuz emekten yararlanmak istiyor ama keşke Çin'e çevirse Türkiye'yi kayıt dışı merdiven altı üretim yapan Bangladeş'e
Pakistan'a çeviriyor bu hükümet. Bakın, normal şartlar altında sigortasını yatırması ve kayıtlı işçi çalıştırması gereken firmalara kayıtlı işçi çalıştırırsanız teşvik vereceğiz deme noktasına geldi. Türkiye'de bu krizde kayıt dışı işçi çalıştırma, sigortasız işçi çalıştırma, asgari ücretin altında bile işçiyi çalıştırma bir kural haline, bir norm haline geldi. 1168 lirayla işçilerin geçinmesinin mümkün olduğunu düşünen bir saray rejimi bu ülkede 1168 liraya işçi çalıştırabilirsin mesajı veriyor. Merdiven altı bir imalathane, merdiven altı bir sömürge atölyesine çeviriyor Türkiye'yi ve bu maalesef çok kötü. Türkiye'de asgari ücret Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra en kötü ikinci asgari ücret. Ama sizin de söylediğiniz gibi bizim Aykut Başkanım'la 2018'de yazdığımız asgari ücret politika notumuzda, raporumuzda çok kapsamlı bir politika notudur. Aykut Bey'in ve ekibinin bilim platformuyla birlikte çıkardığımız bir kıymetli rapordur. Türkiye'de asgari ücret bir norm ücret haline gelmiştir. Sözünü biz parti dokümanlarında 2015 bildirgemizde, 2018 bildirgemizde ve raporlarımızda tartıştık. Türkiye'de vicdanlı sol, demokrat, sosyal demokrat herkesin bilmesi gereken bir şey var. Türkiye'de asgari ücretin arttırılması mücadelesi Cumhuriyet'in emekten yana en önemli önceliklerinden birisi olmak durumundadır, zorundadır. Onun için biz asgari ücret net 3000, en az 3100 lira olsun derken parti olarak bunu da az görüyoruz. Fakat vergiden de muaf tutulsun derken bir taraftan iç piyasayı rahatlatacak yoksulluğu tekrar bir ölçüde azaltacak bir yeni başlangıcı, diğer taraftan da esnafımıza, KOBİ'mize üreten, istihdam eden, bu ülkede katma değer yaratan firmalarımıza teşvik mekanizmalarını da birlikte düşünüyoruz. Şimdi saray rejimi öylesine kötü bir teşvik politikası, öylesine kötü bir krizden çıkış politikası izledi ki çok sayıda firma ihtiyacı olmadığı halde yüksek miktarda düşük faizli kredi çekti. Çok sayıda aile işsiz kaldığı için birikimlerini tüketmeye başladı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin en zengin %20'si ile en fakir %20'si arasındaki fark, hükümetin izlediği yanlış kredi ve destek politikaları yüzünden arttı. Biz yoksulluğun, eşitsizliğin her alanda arttığı bir dönemden geçiyoruz Gökhan Bey. Bakın, eğitimde eşitsizlik artıyor. Sağlığa erişimde eşitsizlik artıyor. Teknolojiye erişimde eşitsizlik artıyor. 2,5 milyona yakın Türkiye'de hanenin internete girişi, bağlantısı yok. Çok sayıda hanenin bilgisayarı yok. Öğretmenlerin bile tableti yok. Geçen gün bir öğrenciyle sohbet ediyordum. Öğrenci dedi ki, amca dedi, bizim dedi internetten, eğitimden dedi en fazla dedi öğretmenler dedi düşüyor dedi. Çünkü öğretmenlerin dedi bilgisayara eski kulaklıkları çalışmıyor. Tahtaya gittiklerinde bilgisayar çalışmıyor, bilgisayara geldiklerinde tahta çalışmıyor. Fatih projesi iflas etmiş, tablet projesi iflas etmiş. Öğretmenine bilgisayar, kulaklık alamayan, öğrencisine internet bağlayamayan memleketin yoksul çocuklarını kağıtsız, kalemsiz bıraktılar. Şimdi bilgisayarsız, internetsiz bırakan bir eşitsizlikten bahsediyoruz. Gıdada eşitsizlik artıyor, beslenmede eşitsizlik artıyor, eğitimde eşitsizlik artıyor. Bakın, yarın öbür gün aşı gelecek. Vatandaşlarımızın önemli bir bölümü aşı olamayacak, test yaptıramayacak. Zaten yaptıramayan yaptıramıyor. Şimdi reva değil bu. Türkiye'de 9,5 milyon asgari ücretliye, 10,5 milyon işsize, 13 milyon emekli ve yakınına, toplamda 30 milyon insana reva değil bu. Buna bakın, köylüleri, orman yoksullarını, orman çiftçilerini, yoksulluk çeken küçük çiftçileri ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızı kattığınız zaman 50 milyona, 40-50 milyona yaklaşıyor. Bu kadar insanı yoksullukla terbiye etmek
reva değil, kabul edilebilir değil. Keşke Çin olsak. Çin'de çünkü en azından protein Türkiye'den daha ucuz, gıda Türkiye'den daha ucuz, konut Türkiye'den daha ucuz. Bakın Zeytinburnu'nda emeklinin biri diyor ki, ev sahibim zam yapmasın dedim diyor. Gittim konuştum. Dedi ki 1500 liraya Suriyeli'ye veririm, kapıda bekliyorlar dedi. Şimdi Suriyeli de gariban, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok daha gariban ama ne yapıyor? Bir garibanı bir başka garibanla vuruyor. Bir emekçiyi bir başka emekçiyle vuruyor. Bir ucuz emek havuzu yarattı. Yoksullukla daha düşük maaşla terbiye ediyor. Bizim bu bütçeyi, bu hane halkı bütçesini kabul etmemiz mümkün değil. Kalori savaşını bu ülkenin yurttaşları kabul etmek zorunda değil. Bu savaştan yenilgiyle çıkmak zorunda değil. Bakın, COVID döneminde son bitiriyorum. En önemli şeylerden bir tanesi vitamin ve C vitamini. Portakalın kilosu 6 lirayla 8 lira arası değişiyor. 6 lirayla 8 lira arası portakal. Evet, 4 tane portakal alsanız 1 kilo ediyor. Yani yumurta boş, eti içinde eti olmayan bir sepet 150-200 liradan aşağı eve girmiyor. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Hiçbir ülkesinde bu kadar yokluk, bu kadar sıkıntı yok. Hane halkları bu zahmeti, bu eziyeti hak etmiyor. Neoliberalizmi, merdiven altı kapitalizmi, haksız vergilendirmeyi, yeni evli bir çifti araba ve ev hayal edemeyecek hale getiren bu rejimi, bu düzeni reddetmek zorundayız. Bakın, insanlara 3 çocuk yapın dediler. Genç evliler çocuklarına bez alamıyor, mama alamıyor. Hepsi alarma bağlı. 3 çocuk yapın dediğiniz ailelerin kalori ihtiyacını karşılayabilecek bir düzen kurdunuz mu? Ama ne yaptılar? Mültezimlere para akıtan bir rejim kurdular. Hastanelerden, hava yollarından, köprülerden, otoyollardan, kullanmadığımız kamu tesislerinden geçmeyenden herkesten aldıkları büyük bir kaynağı peşkeş çektiler. Bu bir yeni mültezim sistemidir, iltizam sistemidir. Osmanlı'yı batıran kapitülasyonların benzerini kendi yandaşlarına verdiler. Enerji alanındaki açık büyüyor, altyapı yatırımlarındaki açık büyüyor ama vatandaşımızın hane halkı bütçesi darmadağınık olmuş durumda. İnsanlar ölüm korkusu olmasa inanın bu buhranı çok daha büyük, çok daha acı bir şekilde yaşayacağız. Onun için bizim aile destekleri sigortasına çok ihtiyacımız var Sayın Kaz Bey. Onun için halkça bir asgari ücrete Cumhuriyet'in en önemli emek politikası olarak ihtiyacımız var. Onun için bizim dayanışmacı bir ekonomiye, kayıtlı bir ekonomiye çok ihtiyacımız var. Atanamayan yüz binlerce öğretmenimizi, veterinerimizi, mühendisimizi ancak bu israf bütçesinden, bu şatafat bütçesinden kurtararak istihdam edebiliriz. Her alanda eşitliği ancak böyle sağlayabiliriz. İkinci yüzyılda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu pandemi gösterdi ki bizim en çok ihtiyacımız olan şey sosyal demokratik bir cumhuriyet. Emeğin cumhuriyeti, yoksulların cumhuriyeti, kimsesizlerin kimsesi olan bir cumhuriyet. Ama aynı zamanda sizler gibi bağımsız medyanın, özgür yurttaşların gür sesi olan bir cumhuriyet. Bunu inşa etmek zorundayız. Bu zorlukları hep birlikte aşmak zorundayız. Vergi politikasından maliye politikasına, Aykut Bey'in, Aykut Başkan'ın uzmanlık alanı bunları çok daha detaylı olarak anlatacaktır. Bunları inşa etmek zorundayız. Türkiye Avrupa'nın kıyısında bu kadar yoksulluğu, bu kadar fakirliği, bu kadar mahrumiyeti hak etmiyor. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Açıkay. Aykut Bey, şimdi tabii asgari ücretten bahsettik. Türkiye bir asgari ücretler ülkesi haline geldi dedik. Yardımlardan pandemi sürecinde siyasi iktidar çokça yardım yaptığını söylüyor ama işte geçtiğimiz günlerde yine bir yardım paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı orada işte hem esnafa kira yardımı verdik dedi. Büyük şehirlerde 750, küçük şehirlerde 500 lira ve işte biner lira olmak üzere 3 ayda yardım yapacağız dedi. Topladığımızda 5 milyar liraya denk geliyor aşağı yukarı. Ama önceki yardımlardan da aslında bir şey çıkmadı. Biz bunlara yani kuru ekmek bile alamayacak aslında. Daha fare doğurdu diye bir başlık atmıştık.
haber bültenlerimizde ama şöyle bir şey var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Tuncay Mollavelisoğlu yazmış. Aslında 1930'da bir kanun çıkmış. Bunu da bugün CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de söylemiş. O açıklamış. Tuncay Mollavelisoğlu onun üzerine köşesinde kaleme almış. Umumi Hıfzı Sığa Kanunu'nun 76 ve 83. maddeleri özetle olası bir salgında iş yapamaz hale gelecek, karantinaya alınacak esnafın ailesiyle birlikte tüm ihtiyaçları devletçe karşılanır demiş. Ama şimdi geldiğimiz duruma bakıldığında böyle bir şey yok. Diğer taraftan hani Alper Bey de yine gündeme getirdi bu servet vergisi davasını. 2019'da Amerika'da milyonerler bir mektup kalemi alıp hükümete diyorlar ki biz bu ülkeye vergi verenleriz ve bu ülkede her şeyin daha iyi gitmesi için biz daha fazla para ödemek istiyoruz. Gereğini yapar mısınız diye. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bizde ise tam tersi oluyor. Vergi istisnaları, vergilerin milyarlarca, yüz milyarlarca lira vergilerin üstü bir kalemde çiziliyor ve olan yine işte asgari ücretliye ya da işinden el çektirene oluyor. Bütçe görüşmeleri var mecliste. Siz de bunları konuşuyorsunuz. Neler konuşuyorsunuz? Valla neler konuştuk, siz de yayınlıyorsunuz. Neler konuştuğunu görüyorsunuz da. Ben Alper Başkan'a bir topu atayım. Şimdi ben burada oturur işte bunların hepsine bir sürü şey söyleyebilirim ama günün sonunda şöyle bir şey var. Ben sosyal demokratım. Gençliğim sosyalistiyim. Ya biz bu kadar şey söylüyoruz da nedir eksik? Niye böyle? Bunu Türkiye'nin solunun halletmesi lazım. Yoksa şu bilmiyorum sesim kesiliyor. Merkez bir anda donmuş gibi geliyor bana. Aynen, ama. Gayet güzel geliyor. Yok sesin iyi geliyor. Bizi burada izleyen şu an herhalde canlı yayından 1990 kişi izliyor. Televizyonları başında izleyenler var. Gönlünü gençliğinde sola kaptıranlar var. Bütün abilerime bu yolda emek etmişler. Herkese şunu söylüyorum. Nerede eksiğimiz var ya? Bir yerde bir eksiklik var ki bu yoksullardan tam oyalamıyoruz. Ben kabaca gördüğümü söyleyeyim. Bir, Türkiye'de sol denince akıllara şu yerleştirilmiş. Yani biz asgari ücreti artırırsak Türkiye'de herkes fakirleşecek. Pahalılık olacak, işsizlik olacak. Birincisi bunu bizim halledebilmemiz için mesela ben Korkut Hoca'nın yazılarından çok faydalanıyorum. Daha çok Korkut Hoca'ya lazım. Daha çok Mustafa Sönmez lazım. Daha çok Hayri Hoca lazım. Bizim her birimizin üzerine çalışması lazım. Artık Türkiye'de AKP ile birlikte kapitalistlerin, İslamcı, milliyetçi, ne bileyim liberal bütün kanallarının dünyada ve Türkiye'de kriz yarattı ortaya çıktı. Bizim artık bütün yönleriyle işi tanımlayan, bir zenginlik üretebileceğimizi anlatan bir programa ihtiyacımız var. Ben uzunca şeyimi, mesaimi buna harcıyorum. Ve bunu yaparken de eski kavramlardan da yararlanarak ama yeni dünyayı anlamamız gerekiyor. Bankacılık sektöründeki finansmanı bilmeyen bir sosyal demokrasi iktidar olamaz. Dijital çağı anlamayan bir sosyal demokrasi iktidar olamaz. Bunu şu an Türkiye'de yine samimi söylüyorum. Yani ben kardeş partilerimize çok büyük saygım var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında iyi kötü biraz varız ama hep birlikte başarabilmemiz gerekiyor. Şimdi bizim asgari ücret yükselsin dediğimizde mesela bir küçük meseleyi şimdi konuşalım. Başkanım, Alper Başkanım. Evet. Biz mesela asgari ücret 3100 lira olacak dediğimizde direkt bize diyorlar ki bu enflasyonu artıracak. Ama Aykut Başkanım şöyle bir tablo var ortada. Ekonominin canlanması gerekmiyor mu? Ekonominin canlanması açısından ücretlerin artması gerekiyor. Halkın alışveriş yapması gerekiyor, talep etmesi gerekiyor. Ve asgari ücreti arttırılacak insanlar öyle lüks şeylere değil, çok yakıcı taleplere ihtiyaç duyacaklar ve bunların gelirlerin artması demek zaten talebin üretimin de canlanması demek. Yani kriz dönemlerinde krizden çıkış yolları bütünüyle halkın boğazını sıkmak değil ki, aynı zamanda işte 1929 bunalımını işte kapitalizm Keynesci politikalarla aştı. Yani üretimi, sosyal devleti güçlendirerek yoksulları daha koruyarak aştı. Tabii
O dalgayı besleyen dünya işçi sınıfı hareketi, sosyalist hareketin dünya çapındaki gelişmesi tabii aynı zamanda onu tetikledi. Ama şimdi öyle bir tablo yaratılıyor ki kriz var. Kriz olduğu için işte istihdam meseleleri, şu bu meseleleri üretim açısından... Şimdi onlar şunu söylüyorlar, hani onların ne dediğini bilerek söyleyelim. Bunu diyor işçiye verdiğinde diyor. Evet. İşçi bunu harcar. Niye enflasyon olur diyor. Çünkü onu karşılayacak üretim yoktur diyor. Diyelim ki biz 10 tane bardak üretiyoruz. İşçiye verdiğinde 12 bardağı ister, fiyatlar artar. Bir de şu taraftan bakalım. Niye üretim az? Evet. Mesela bu boyutunu imal ediyoruz. Niye üretim az? Çünkü Türkiye'nin katma değeri yüksek, miktarı yüksek, kalitesi yüksek bir üretim yok. Benim söylemeye çalıştığım şu. Şu gün bizi bıraktıkları çaresizlikte kısmen haklıdırlar. Şimdi onların mantığında şöyle bir şey var. İşçiye verilen paranın, yoksa verilen paranın tamamını bunlar harcar. Türkiye'de bunu karşılayacak üretim yoktur. Bu yüzden enflasyon artar. Hatta Türkiye büyük de bir ithalata bağımlı ülke olduğu için de cari açı artar. Türkiye daha çok iflas eder. Şimdi buradaki her bir çaresizlik noktası, FETÖ Hoca da katkı sağlayabilir. Çaresizlik noktasında ayrı ayrı ispat edersek bu durumun böyle olmadığı anlaşılır. Ben bir tane örnek vereyim. Şimdi bakın, bir tane yandaş gitti 50 milyon dolara uçak aldı, değil mi? 47 milyon dolar. Hepimiz, Mehmet Cengiz aldı, hepimiz biliyoruz Fransa'dan. Evet. 50 milyon dolar. Kur ne kadar? 8 lira desek 400 milyon lira. Şimdi bu 400 milyon lira da enflasyon hesabının içerisinde. Şimdi 400 milyonun içinde kaç tane bin lira var? 400 milyon doların, 400 milyon TL'nin. Dolduk mu? Ya öyle zor sorular sorma bize şimdi. Şimdi 400 milyonu bine bölersek 40 bin çıkıyor galiba. 40 bin çarpı 40 bin tane bin lira var. Yani 40 bin aileye bin lira verdiğinizde, 40 bin aileye bin lira verdiğinizde 40 milyon eder. 400 bin aile var. 400 bin ailenin enflasyonunu bir tek uçak alışında yaratıyoruz. Bakın, 400 milyon liranın içinde 400 bin tane bin lira var. 400 bin aileye bin lira veriyorsunuz. Bunların bir de bunun yarattığı enflasyon bir ithal talebi enflasyonu, değil mi? Şimdi bir adam 400 bin kişinin enflasyonunu yaratabiliyorsa, bunlara bin lira vermediğinize rağmen, enflasyon hesabında yoksulu suçlamak, buralardan bu hesaplarla yola çıkarak anlatmamız gerekiyor. Üstelik şimdi Türkiye'de ve dünyada, herhangi bir ülkede büyüme olması için ne olması gerekiyor? Yatırım olması gerekiyor, değil mi? Yatırım olması için ne gerekiyor? Tasarruf olması gerekiyor. Tasarruf olabilmesi için ne olması gerekiyor? Gelir olması gerekiyor. Dananın kuyruğu Türkiye ve dünyada burada kopuyor. Şöyle söylüyorlar. Ey yoksullar, siz çok yoksulsunuz. Size ne versek siz bunu harcarsınız. Oysa ki zengine verirsek, zengin artık doymuştur. Bu harcamaz. Bu tasarruf eder. Tasarrufunu yatırıma çevirir. Yatırımlarla sonra iş açılır. Siz de iş bulursunuz. Hepiniz iş bulunca artık iş arayacak adam kalmadığı için ücretler seviyesi yükselir. Buna tam vahşi kapitalizm veya yukarıdan damlama teorisi diyorlar. Şimdi dünya şunu öğrendi. Yukarıdan damlamıyor. Niye damlamıyor? Birkaç sebepten. Bir, bu küresel zenginlerin paralarını vergi cennetlerine koyduğu için. Bakın dünyada şimdi sıkıyor muyum bilmiyorum ama buralara inmezsek bizim bütün söylememiz sloganda kalacak. Şimdi bu yukarıdan damlama teorisi eğer çalışmıyorsa bizim aşağıdan yeşertme teorisini ortaya koymamız gerekiyor. Aşağıdan yeşertme teorisi şudur. Türkiye'nin ve dünyanın yoksul ülkelerinde geliri adil bölüştüğümüzde bu insanlar gelirinden bir miktar tasarruf etme hakkına sahip olacaktı. Diyordu ya sadece zengin tasarruf eder. Oysa alttaki insanların tasarruf etme imkanı vardır. Bunu kuzey ülkelerinde görüyoruz. Şimdi dönelim. Dünyanın en zengin varlık fonu kime ait? Norveç'e ait. 1.3 trilyon dolar. Niye bu insanlara ait? Çünkü bu insanlar daha insani olduğu için, kuzey demokrasileri daha insani olduğu için emeklilik fonları ve diğer fonlarla ülke fonlarını birleştirdiler ve bütün Norveçlere ait büyük bir zenginlik ürettiler. Bizim ülkemizde bu yapıldı mı? Hayır. Çünkü bizim ülkemizde, ben burada kendimi de çok eksik görüyorum. Bir sosyal demokrat olarak yeterince entelektüel birikim, yüksek tezlerle
ortaya çıkamadığımız için kapitalistler sürekli kendi tercihlerine koydu. Gelelim şimdi bu bütçeye. Çok vaktinizi aldım ama karşılıklı herkes sorabilir. Sadece bir örnek vereyim, kapatayım. Gelelim bütçemize. Eğer gerçekten halktan yana, gerçekten vicdanlı, gerçekten İslami, Kur'ani, ülkücü, milliyetçi, devrimci ama ahlaklı bir yapı olsaydı, bütçe tercihinde düşündüğünüzde bir şey var. 10 milyar liralık bir kaynak var. Ya bunu götüreceksiniz berbat bir ihale yolsuzluğuyla 2 milyarlık işi 10 milyara yaptırıp müteahhitle bölüşeceksiniz, ya da bu 10 milyar lirayı yoksul halkı besleyecek, eğitimini, sağlığını artıracak şekilde başka bir kanal arayacaksınız. Yoksul halka gidecek para nereden gidecek? Ya eğitimden, ya mı asgari ücret artışından, ya küçük fabrika artışından. Buradan hırsızlık yapmak kolay mı? Kolay değil. Hırsızlık nereden kolay? Kasadan direkt para çalamayacağınıza göre yol ihalesi diyeceksiniz. 2 liralık işi 10 lira yapacaksınız. 8 lira fahiş kar çıkacak. 4'ünü siyasetçi, bürokrat, 4'ünü de müteahhit alacak. İşte bizim önceliklerimiz hep bu yönde belirlendi. Siyasi söylemimiz de bu yönde belirlendi. Yol yaptık dediler. Bakın, yol yaptık. Hiç gördünüz mü küçük bir işletme kurmak için çaba göstersinler? Hiç gördünüz mü çalışanlara ait şirketleri özendirsinler? Şimdi bütün sistematik, bütçe mantığı, banka mantığı, finans mantığı, hatta anayasa ve yasalar mantığı bunun üzerine kurulunca bir çaresizliğin içine düştük. Ve bu çaresizliğin içerisinde bu halkın ve dünya halklarının %99'u geliri de zor yaşarken, bunu abartılı söylemiyorum. Bu halk kimden oluşur? Çiftçi, işçi, emekli, öğrenci, ev hanımı ve işsiz. Bunlar %99'dur. Bunların her biri demin başkanımın, FETÖ hocanın söylediği gibi çok düşük asgari ücretlere, çok düşük karlara mahkum insanlardır. Sadece %1'lik bir kesim var. Kötü olan şu, bu %1'in iktidarı İslamcılık ve milliyetçilik üzerinden o %99'dan böyle ayrılırlar. Benim bütün iktisatçılardan, özellikle yani diyorum ya, Korkut Hoca'nın öğrencilerinden, Korkut Hoca'dan ricam, yeni çağda, dijital çağda, eski üretim çağında değiliz. Artık tekelleşme bilgide. Eskiden demin başkanımla arada konuşuyorduk. General Motors vardı karşımızda. Bugün Apple var, Google var, Amazon var. Artık üretim faktörü bilgi, dijital hız, bulut çağı, endüstri 4.0. Bunu anlayan yepyeni bir sosyal demokrasiyi düşünüp, bütün mekanizmalarını kurup bu halkın karşısına çıkmak zorundayız. Yoksa elbette ki asgari ücret düşük. Türkiye iflas etti. Bakın, Türkiye solun önünde şöyle bir şans var. Türkiye'nin İslamcıları, artık bu işin sonu, Amerikan İslamcıları, kapitalist İslamcıları Türkiye'yi öyle bir batağa soktular ki, bir, kazancımız Türkiye'de laiklik yerleşti. İki, gerçekten inanırsak, inanan kadrolarla, bu 5.000 kişi, 10.000 kişi, ama bu kadro şunu söyleyecek: bizim dünyalıkta gözümüz yok. Biz bu halkı, bu ulusu, bu toprakları çok seviyoruz. Aynı kurucular kadrosu gibi. Önümüzdeki 50 yılı planlayalım diye yola çıkacak. Halktan kopuk olmayacak. Geçmişte sol grupların veya 89 belediyelerimizde yapılan hatalar yapılmayacak. Yepyeni bir bütçe mantığı, yepyeni bir ekonomi mantığı, yepyeni bir hukuk mantığı, yepyeni bir adalet mantığı, yepyeni bir eşitlik mantığı ve yepyeni bir zenginlik modeliyle, ki kuzeyimizde buna benzer örnekler var. Çok mutlu, çok eşit, çok zengin, çok kardeşçe yaşadığımız bir ülke yaratılabilir. Artık kürsülerden hamaset yapma vakti geçti. Siyasi networklerle koltuk koruma derdi geçti. Bu milletin, bu halkın, bu ulusun kendisini çok seven, fedakar, kariyerist olmayan nitelikli bir kadroya ihtiyacı var. Aykut Erdoğan, çok teşekkür ederim. Şimdi bir araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından Türkiye'deki işte o aşı meselesini masaya yatıracağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Aranın ardından yeniden karşınızdayız. Son bölüme girdik programda. Bu bölümümüz biraz daha kısa. Aşağı yukarı 20 dakika birlikteyiz. Bu bölümde biraz sağlık aşı pandemiye girelim dedik. Çünkü hani artık biz de aşılanacağız mı? Kimler aşılanacak derken işte Sayın Sağlık Bakanı söylemişti, bir sıralama var. O sıralamaya göre önce işte 65 yaş üstü kronik hastalar, önce sağlıkçılar demişti. Hatta ayın 11'inde aşıların geleceği de söylenmişti ama ayın 11'inde maalesef aşılar gelemedi. Anlaşılan o ki aşıların gelmesi 2021'in ocağını bulacak.
Hatta belki de işte 40 milyon doz aşı demişlerdi. Onun da Ocak sonunu bulacağından bahsediliyor ama 40 milyon doz aşı 2 doz yapılacağını varsayarsak 20 milyon demek. 20 milyon Türkiye'nin 1/4 birine tekabül ediyor aşağı yukarı. Ve kimler olacak? Geri kalan aşı nereden bulunacak? Tüm bunları merak ediyoruz. Aşağı yukarı 7'şer dakika kalıyor bu bölümde. Alper Bey sizle başlayalım. Bu aşılanma konusunda Sağlık Bakanlığı'nın ya da dünyada bu işler çokça ülkeler, tabii hep Türkiye'de de var aşı geliştirmeye çalışıyoruz ama dünya bu işleri biraz daha ciddiye alırken Türkiye'de bu işlerin daha çok ciddiye alınmaması daha doğrusu nasıl karşılıyorsunuz? Evet, şimdi tabii bütün umutlar aşıya bağlanmış vaziyette bu korona sürecinden çıkış açısından. Yani tabii öyle bir algı yaratılıyor ki algı yaratma konusunda da mahir bir iktidarla yüz yüzeyiz. 11 Aralık'ta aşılar gelecek, ondan sonraki süreç toparlanacak gibi bir yaklaşım, bir iyimserlik hali yaratılmaya çalışıldı. Ama gördük, anladık ki baştan beri Türkiye bu süreçten güçlü çıktı. Türkiye iyi gidiyor, Türkiye sağlam gibi kamuoyunu algıyla sürüklemeye çalışan iktidar bir bütün olarak sürece baktığımızda aslında süreçte oldukça başarısız ve ortaya çıkan her gün yaşadığımız sosyal cinayetleri, ki bu yaşananları bir tür sosyal cinayet olarak, bu ölümleri bir sosyal cinayet olarak görmek lazım. Bu cinayetleri önleme konusunda da gerekli adımları zamanında atmadı, gerekli önlemleri almadı ve koşulların bu noktaya gelmesinin de önünü açtı. Yani biz baştan beri bu süreçlerde hükümetin, iktidarın yanlış algı operasyonlarının kurbanı olduk diyebiliriz doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela bu vakanın kendisini bile bir kara kuvvetleri komutanının ölümüyle ancak ölüm olaylarının koronadan, Covid'den başladığını gördük. Tabip Odası gibi bir kurum, Türkiye Tabipler Birliği gibi aslında bu süreçte rol alması gereken, bu süreçte devreye girmesi gereken ve korona süreci itibariyle söyledikleri ve önerdikleriyle bütünüyle doğrulanan bir meslek örgütünü dışlayarak, hatta onu vatan haini, devlet düşmanı, terör örgütünün payandası yapma gibi ithamlarla devre dışı bırakmaya çalışan ve Haziran ayı itibariyle normal yaşama geçiş yaklaşımıyla, ekonominin çarklarını döndürme anlamıyla korona sürecinin daha da yaygınlaşması konusunda sürecin de önünü açan ve bu noktada bu yaz dönemi itibariyle de aşı alma konusunda gerekli hazırlıkları, gerekli yaklaşımları, politikaları geliştirmeyen bir iktidarla yüz yüze kaldığımızı görmemiz gerekiyor. Aşı ne zaman gelecek? Yani kimlere verileceği, kimlerin aşılanacağı o kolay bir mesele, o kolay çözülebilecek bir şey. Ne zaman gelecek, nasıl gelecek, nerede depolanacak, nasıl dağıtılacak, nasıl bir sürecin içerisinde bu gelişecek, bu konularda bir hazırlığın, yeterli bir hazırlığın olmadığı son derece net gözüküyor. Bu hazırlıksızlığı zaten biz ne zaman gördük? Mesela grip aşısı bile topluma bütünüyle yaygınlaştırılamadı. Toplum bütünüyle grip aşısı bile olamadı toplumun büyük bir kesimi. Doğal olarak ta maske sürecinden bu yana aşı süreci de bir tür maske sürecine benzeyen, bir tür hazırlıksızlığın, bir tür görev ihmalinin sonucu olarak bütünüyle Türkiye bugün aşı konusunda nerede, neyi, ne zaman, nasıl alacağını bilemez bir noktaya gelmiş vaziyette doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bizim umudumuz bilimde, bizim umudumuz elbette aşıda. Elbette ki bilimin önümüze koyduğu aşı konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Bu konuda ortaya çıkan süreç hepimiz açısından önemli. Bu konuda bilime güveniyoruz. Ama sonuç itibariyle mevcut iktidarın, mevcut anlayışın süreci yönetme tarzı ve politikası gerçekten hepimizi kaygılandırıyor. Türkiye bugün vaka sayısı, hasta sayısı ve benzeri konularda
Avrupa birincisi, dünya ikincisi sıralamasına doğru yükselmiş vaziyette. Yani Türkiye COVID sürecinde bu iktidar döneminde maalesef her gün sosyal cinayetlerle yüz yüze kalan, bu sosyal cinayetlerle karşı karşıya kalan bir ülke haline gelmiş vaziyette. Evet. Yapılacak iş bellidir. Burada Türk Tabipler Birliği çok önemli bir rol aldı. Hükümete rağmen, iktidara rağmen rol aldı. Dediği bütün her şey doğrulandı. Şimdi onlar bize sesleniyor, kamuoyuna sesleniyor, hükümete sesleniyor, devlete sesleniyor. Diyor ki 14 gün tam kapanma. Ve tam kapanmadan sonra yavaş yavaş bir açılım, tam kapanma ve yavaş bir açılım sürecini öngörüyorlar. Madem aşı gecikecek, madem Aralık'tan 11'inden 11'i geçti zaten, Aralık ayı, Ocak sonuna kadar aşı süreci sekteye uğrayacak. Bu sosyal cinayetleri önlemenin yolu Türk Tabipler Birliği'nin sesine kulak vermekten geçiyor. Tam kapanmaya geçmek gerekiyor ve tam, evet, kapanmayla tedbir almak gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Fethi Bey, şimdi Sağlık Bakanlığı bu vaka sayılarında başlangıçta gerçek vaka sayılarını açıklamadı. Şimdi aşı konusundaki açıklamalarını siz samimi buluyor musunuz? Yani 11'inde gelecekti, gelmedi. İşte 23'ünde geleceği söyleniyor. Bazı açıklamalarda Ocak ayı telaffuz ediliyor. Neler söylersiniz? Ne kadar erken gelirse o kadar iyi. Ama maalesef ne Gökberk yayın gitti galiba. Ne verilen rakamları ne de kamuoyuyla paylaşılan bilgileri doğru bulmuyorum hiçbir şekilde. Ve bu bizi, yurttaşları, çok endişelendiriyor. Sevgili Alper Başkan söylediği gibi bir algı yönetiminin ötesine geçebilmiş değil. Bakın 40-50 milyon aşının Çin'den gelmesi beklendiğini siz de söylediniz. Fakat geçtiğimiz hafta içerisinde gelmesi gereken bu aşı yerine biz neyi tartıştık? AKP Türkiye'yi neyi tartıştırdı? İstanbul'dan Çin'e giden treni tartıştırdı. Aslında Çin'den Türkiye'ye gelen aşıları konuşuyor olmamız gerekirken Maltepe'den kalkan İpek yolunu takip eden treni tartıştırdı. Bu ne kadar büyük bir ciddiyetsizlik içerisinde olduğumuzu gösteriyor bize. Bakın bu ülke Kurtuluş Savaşı yıllarında bile halk sağlığı konusunda atması gereken adımları atmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulur kurulmaz aşı konusunda Hıfzı Sıha Refik Saydam Enstitüsü'nü kurarak bu memleketin yüzyıllardır uğraştığı bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için gerekli tedbirleri almış bir ülke. Bu ülke Nusret Fişekleri, Türkiye'nin duayeni, halk sağlıkçısı Nusret Fişekleri, Türkan Saylanları yetiştirmiş bir ülke. Şimdi Refik Saydam'dan Nusret Fişek'e, Türkan Saylan'dan günümüze geldiğiniz zaman gördüğünüz şey nedir? Aşıda kendine yeterliliği olmayan, vitamin üretiminde kendine yeterliliği olmayan, hekimlerin en temel hakkı olan COVID'de can siperhane fedakarca mücadele eden ve 240'ı aşkın sağlık şehidi verdiğimiz hekimlerimize COVID-19'u bir meslek hastalığı olarak kabul dahi etmeyen, onlar için böyle bir yasayı bile fazla gören bir siyasetle karşı karşıyayız. Şimdi ne diyor Sağlık Bakanı? Aşı gelecek diyor, gelmiyor. Zehra Zümrüt Selçuk, Sayın Bakan, Aile Bakanı, sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok, vazife malulü diye bir durum var diyor. Ondan sonra da açıklıyorlar, sağlık çalışanlarının neredeyse yarıya yakını COVID'e yakalanmış. Şimdi bu kadar büyük bir ciddiyetsizlik gerçekten Türkiye'nin hak etmediği bir yönetim zafiyeti ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Aşısını üretemeyen, planlamasını yapamayan, yaşlıların grip aşısı vurulmasına gerek yok demesine rağmen yaşlıların 65 yaş üzeri yaşlıları evde oturtan, fakat aşıyı nasıl dağıtacağı ve nasıl vuracağı, soğuk zincirini nasıl kuracağı belli olmayan bir hükümetle bir yönetimsiz lik örneğiyle karşı karşıyayız. Bunu aşabilmemiz için bizim İki şeyi baştan, en baştan halledebilmemiz gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi kendine yeterliği bizim sağlıktan başlayarak bütçede, eğitimde, tarımda ve teknolojide sağlamış olmamız gerekiyordu. Kendi kendine yeterli olmayan
bir ülke, kendi insan kaynaklarını ve öz kaynaklarını kullanamayan bir ülke, küresel kapanmanın yaşandığı bir dönemde bu krizden kolay kolay çıkamaz. Türkiye bu kendine yeterlik meselesinden maalesef çakmıştır. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini, işsizlik sigorta fonu kaynaklarını, 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervlerini, milyarlarca dolarlık özelleştirme gelirlerini geçtiğimiz 20 senede vahşi bir neoliberalizmle çarçur eden sağlığa, sağlıkçıya, doktora, doktorluk haklarına, hemşireye yatırım yapmayan, aşıya yatırım yapmayan bir politikaların sonunda geldiğimiz nokta, Çin'den gelecek olan aşının ne zaman geleceği ve ne biçimde başarıyla vurulup vurulamayacağı. Biz bunun mutlaka takipçisi olmalıyız. Bu arada aşı karşıtı propagandaya karşı da yurttaşlarımızın çok ciddi şekilde uyanık olması gerekiyor. Bu konuda Türkiye'nin sağlıkçılarının, gerçekten bağımsız hekimlerinin ve meslek birliklerinin tavrını takip edilmesi gerekiyor. Evet. Bu başarıldıktan sonra bizim dönüp burada Adalet ve Kalkınma Partisi, saray rejimi nerede hata yaptı? Bir dahaki sefere böyle bir felaketle karşılaşmamak için bizim cumhuriyetçi, sosyal demokrat, dayanışmacı ve emekten yana, yoksuldan yana, kırılgan, toplumun kırılgan kesimlerinden yana kendi kendine yeterliği öne koyan bir politikalar bütününü nasıl oluşturabileceğimizi çözmemiz gerekiyor. Bu vesileyle tekrar tüm sağlık emekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Refik Saydam'ın, Nusret Fişek'in, Türkan Saylan'ın kuşaklarına, izinden yürüyenlere ve vatandaşlarımız dahil olmak üzere sağlık şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Tüm ailelerine taziyeler iletiyoruz. Belki bu sürecin hemen ardından bizlerin sağlıkçılarla ve onların geride bıraktıkları aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle de dayanışma için hızla kampanyalar düzenlememiz, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü maalesef hükümet bu konuda adım atmayacak gibi görünüyor. Evet. Asgari ücretliye nasıl sahip çıkacaksak, sağlık emekçilerimize de aynı şekilde sahip çıkacak. Tüm emekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sosyal demokratik bir cumhuriyeti 2. yüzyılda inşa edebilmemizin yolu, bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreçteki büyük fiyaskoyla sonuçlanan yanıltma ve kötü yönetim krizlerini aşmamız da mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Aykut Bey, şimdi geçen hafta biz aslında AKP'lilerin aşı yapıldığını, hatta saraydakilerin de aşı yapıldığını konuştuk. Ama vatandaş ne zaman aşılanacağını bilmiyor. Yani o sıralamayı belki Sağlık Bakanı söyledi ama aşılanıp aşılanmayacağından da aslında emin değil vatandaş. Bu konudaki soru işaretleri çok. Siz neler düşünüyorsunuz? Ya birincisi, 11 Aralık'ta güya aşı yapılacaktı. Bakın kaç gün geçti aradan, hiç kimsede bir şey yok. Şimdi meselenin biraz daha gerisine bakalım. Aşı ne zamandan beri konuşuluyor? İşte 3 firma testler yaptı. Yaklaşık 8-9 aydır konuşuluyor, değil mi? Evet. Dünyanın bütün devletleri aşı siparişini verdi, değil mi? BioNTech'e, diğerine, Pfizer'a. Bizde bir şey oldu mu? Verilmedi. Şimdi demin başkan diyordu ya, bu bütçe kimin bütçesi? Eğer bu hükümet, halkın hükümeti, bütçe de halkın bütçesi olsaydı, basit bir hesap yapalım. Ya Suriyelilerle birlikte 85 milyon kişiyiz, değil mi? Her birimize 2 tane doz aşı yapılacak olsa 170 milyon doz aşı lazım. Hadi bu aşının dozu da 20 dolar olsun ki toplu alırsanız o kadar olmuyor. Ne yapar? 3.4, 3.5 milyar dolar diyelim. Ya 3.5 milyar dolarlık siparişi veremediğin için bir kere akıl olsa, mantık olsa, ya arkadaş sen bu 3.5 milyar dolarlık aşı siparişini versen senin ülken 3 ay önce açılacak. Ve senin her kapalı kaldığın ayda %2, %3 milli gelirinden kaybediyorsun. Doğru. Şimdi bu ülkede 700 milyar dolar diyelim ki düşür der, 700 milyar dolar milli gelir olsa. Sen bu milli gelirin %1/2'sını vermiyorsun. Çünkü senin gözünde halka giden, halka bir kör kuruş gitse rahat oluyorsun. İlla yandaşına gidecek. Bak 3,5 milyar dolarlık en şey böyle baba hesabı yapıyorum ben. Hani bir gerçek kamu yöneticisi olsa onun, o pazarlıkta
nelere düşür? Hadi 3,5 milyar dolara veremediğin için bir, binlerce insan daha ölecek değil mi? Birinci mesele bu. İkincisi aşılanamadığın için ki senin bu gidişte en az 5-6 ay daha gecikeceğin beni daha soğuk zinciri bile kurmamışsın. 6 ay daha ekonomin kapalı kalacak. 6 ay daha ekonomin kapalı kaldığın için sen milli gelirinden bir sürü daha kaybedeceksin. Sebebi ne? En baba 3,5 milyar doları bu ülkenin sağlığına harcamıyorsun. Ya damadın 130 milyar dolar harcadı be. Damadın 130 milyar dolar rezervi deve etti Merkez Bankası'nda. Rezerv mezerv yok. 50 milyar dolar borç var değil mi? Ya bir üçüncü havalimanında yapılan yolsuzluk 6,5 milyar avro. Yani bu aşı parasının iki katı sadece üçüncü havalimanı yolsuzluğuna gitti. Sen sadece bu bütçeden en az 30 milyar lira, en az 30 milyar lira yap işte devlete para ödeyeceksin en az. Şehir hastanelerine falan koysan iki tane aşı parasını zaten yandaşına garanti veriyorsun. Yani senin bir tane 500 milyon dolara uçak alıyorsun, 13 tane daha uçağın var. Yani yaptığın sarayı versen bu millet aşılanacak. Ya bu kadar basit ve acı karşılaştırmalar varken bu ülkede. Ve her gün açıklanan en az 4-5 katı insanımız can verirken, açıklanan en az 3-4 katı insanımız COVID dolayısıyla perişan olurken ve 85 milyon insanımız bugün evlerde bunalımda. Çünkü normal bir Batı ülkesi gibi geçirmiyoruz, hobilerimizde geçirmiyoruz, ağır bir ekonomik buhranda. Doğalgaz pahalı kışa girmişiz. Fethi Hoca demin söyledi. Protein yok, beslenemiyoruz. Tek göz odada bir sürü insan 6-7 kişi yaşıyor. Covid olmuş, sen evine git diyorlar. Yatıracak hastanemiz yok. Devlet hastanelerini kapattılar ki şehir hastaneleri çalışsın diye. Yani böylesine bir bedbaht bir durumdayız. Acınacak bir hale getirdiler ülkeyi. Bakın eğer hastalıktan ölmezsek açlıktan ölme ihtimalimiz var. Bugün çok ekonomi konuşamadık. Türkiye bir ödemeler dengesi krizinin eşiğinde. Türkiye faiz vermesine rağmen kuru 8 liraya gidiyor. Bakın %15 faiz var. Bütün dünyada faizler %1-1,5'ken daha da artacak bu faiz. Bu ne demek? Şu demek, kimse bu ülkede yatırım yapmayacak. Gerçek bir işsizlik ölçümü oluyor olsa %30 işsizlik var, 10 milyon işsiz var. İşten çıkarma yasak olmasına rağmen. İşten çıkarma serbest bırakılsa, bir Batı ülkesi gibi ölçülsek biz, %40 işsiz var. Alper Başkan da söyledi, Fethi Başkan da söyledi. Asgari ücretle çalışan, bakın çalışanlarımızın durumu da berbat. Hani çalışanlar iyi durumda olsa belki onlar besleyecekti işsizliği diyeceğim. Çalışanların yarısı asgari ücret düzeyinde açlık sınırının altında maaş alıyor. Millet böylesine bir yıkımı görmedi. Millet böylesine bir zulmü görmedi. Evimizde çaresizce beklemek zorunda bırakıyorlar bizi. Bu 2023'e kadar gitmez. Gidemez. Çok küçük bir grup ve doymuyorlar, doyuramıyoruz. Bakın salgın günlerinde bile ya arkadaş, millet, bütün devletler helikopterle para atıyor. Helikopter money diyorlar. Halkının üzerine para atıyor. Bizimki IBAN'la para istiyor. Bütün milletler vergileri affettiler, sildiler. Bizimkiler geçen bütçeye bakın, vergiyi olduğu gibi toplamışlar. Giderlerinde bir artış yok. Yani bak, başka Amerika Birleşik Devletleri, kapitalist ülke diyoruz değil mi? Ya 10-12 trilyon dolar halkına yardım etti. Milli gelirinin %15'i. Evet. Üstelik bunların milli geliri bizim 10 katımız, 20 katımız. En kötü ülke %10'u yardım etti. Bizde ne? 6 milyar lira. 6 milyar lira binde biri değil. Binde ikisi. Binde ikisi. TL olarak baktığınızda binde ikisi. Böylesine bir salgınla karşı karşıyayız. Acımadan bütün vergiyi topladın. Yandaşlarına bütün paralarını ödedin. Halka verdiğin 6 milyar lira. Bu arada Merkez Bankası'nı iflas ettirdin. 130 milyar dolar ortada, döviz yok. Kamu borcu 1.3 katrilyondu geçen yılın başında. 1.9 katrilyona çıktı. %40 kamu borcunda artış var. Arkadaş bu para nerede? Halka vermiyorsun. Halktan vergisini topluyorsun. Canını çıkarmışsın. Bir yandan Merkez Bankası'ndan 130 milyar dolar rezerv gitmiş.
600 katrilyon da ek borç yapmışsın. Ya arkadaş, bu para nerede? Aykut Erdoğdu. Herkes sonuna, birbirine sormalı. Süremizin sonuna gelmişiz. Toparlamanızı rica edeceğim. Son söz şu. İşi sadece siyasetçilere havale ederek olmaz. Bu ülkenin aydınları, emekli öğretmenleri, memurları, bu ülkeyi seven herkes bunu bilmeli ve anlatmalı. Ben bir tane tweet atıyorum, altına 1 milyon tane şey yazıyorlar. Ne moral kalıyor, ne bir şey kalıyor. Ya bu hepimizin ülkesi. Ve evet, sadece milletvekili, il başkanı kurtarmaz bu ülkeyi. Allah aşkına herkes bunu anlatmaya çalışsın. Ülkenin bekası gerçek bir tehdit altındadır. Ülkenin varlığı, bütünlüğü tehdit altındadır. Sosyal patlamaların eşiğindeyiz. Merkez Bankası'mız iflas etmiş. Hazine iflas etmiş. Eğer böyle giderse bunlar dış politikalarda büyük büyük zafiyetler gösterip milli çıkarlarımızı uluslararası masada bırakabilirler. Milletimiz uyanık olsun. Peki Aykut Erdoğdu, çok teşekkür ederim. Fethi Açıkel, size de çok teşekkür ediyorum. Alper Taş, çok teşekkür ederim katıldığınız için ve değerli katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Efendim, bu akşam da Bir Türkiye'nin Gündemi programının sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Birazdan Zeynel Lüle ile gün kapanışı olacak. Günü Zeynel Lüle kapatacak seçme ve önemli haberlerle. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.